Fransa Day tarafından yayınlanmakta olan Arka Earth Central Europa D&D kampanyasına hoş geldiniz. Burada alternatif bir tarihte Orta Avrupa'da elflerin, orkların, cücelerin ve çeşitli fantastik ırkların insanlar arasında insanların daha önce de önce yaşamakta olduğu topraklarda krallıkları olan bir dünyada geçiyor maceralarımız. Öncelikle karakterlerimizi tekrar tekrar tanıtıyoruz. Ahmet Yiğit, buyur. Evet, Async fiziksel özelliklerini de kullanarak gölgelerde iyi dolaşabilen, insanların dikkatinden hemen dağılıp dolaşabilen, aynı zamanda birazcık cepçiliği de seven bir karakter. Ümit Çiftçi. Etienne biraz zor bir çocukluk yaşamış, soylu olan bir büyücü. Sosyal becerileri biraz düşük ama biraz kitap kurdu bir karakter. Bu şekilde. Sırada Büşra. Grimal'da bir buçukluk azıcık yaramaz ama arkadaşlarını korumak için elinden gelen her şeyi yapan bir karakter. Yaramaz savaş suçlusu. Neyi? Emre. Korvo sağduyu sahibi, çok da zeki ya da iyi görünümlü olmayan dövüşçü bir cüce, yıkanmayı sevmiyor. Harika. Süha. Nakrin eski bir ne diyelim, pirate yani korsan, eskiden Shagar, hayat dostuyla bu adaya düşmüş, hapishaneye girmiş, sonrasında partimize katılmış, Shagar'ı büyücülere kaybetmiş ve partimizle artık gereken yerlere gidip savaşan, para peşinde koşan bir Dragonborn. Furkan. Rothilian 250 yaşında bir elf, druid. Hayvanları ve doğayı çok sever. Ailesi varlıklı bir yapıya sahipken o durmadan evinden kaçar, ormana kaçar. Etrafı koklardı, etrafı gezerdi. Böyle bir yapıya sahip. Evet. Partimizin macerası Avusturya'da Steyrmark Krallığı'nda Kvitref adresinde bir kasabada başladı. Çeşitli başlarına gelen olaylar sonucunda ellerine efsanevi büyülü bir flüt geçti. Flütün peşinden gelen fraksiyon ve otorite sayısından ötürü başlarına gelmeyen badire kalmadı. Önce doğuya Leoben'e gittiler. Orada herhangi bir bu flütü saklayabilecekleri bir yer bulabilmek adına. Ancak Leoben'de flüt ellerinden çıktı. Bir vampir onlara bir ultimatum verdi. Eğer flütü belli bir saatte onlara teslim etmezse Leoben'in sokaklarını kana bulayacağını söyledi. Leoben'in valisi ve çeşitli papazların içinde bulunduğu olaylar sonucunda flüt ellerinden çıktı. Leoben bir miktar kana bulandı. Katedral yandı, bitti, kül oldu. Ve kendileri de bir an önce kendilerini Leoben'den çıkmak durumunda buldular. Daha sonra daha önceden yapmış oldukları bir köy katliamında yanlarına kaldıklarını düşündükleri bir köy katliamının yüzünden hapse atıldılar. Çok hıl payı dava sırasında yaptıkları savunmadan ötürü kurtuldular. Ancak ellerindeki bütün varlığı kaybettiler. Bu şekilde Steyrmark Krallığı'nın başkenti Grat'a gittiler ve şu an hayatlarında yeni bir başa kaçmış durumda var. Evet. Yes. Şu an Gras'tasınız. Konakladığınız tavernada, handa bir masada oturmuş bekliyorsunuz. Yanınızda yanlış hatırlamıyorsanız
size verilen bir paket var. Ulaştırmanız isteniyor. Hatırlıyor musunuz onu kime vermemiz gerektiğini? Yaşlı büyücü adam, çünkü ben kurt adam olmak üzereyim. Evet, İyi hatırlıyorum. Ya değil mi? Evet. Evet. Öyle. Hepiniz kustunuz. Benden çıkmamıştı oyun laneti. İkimiz de vardı sadece. Doğru. Sen kusmuştun. Seni işi halletmiştik. Bir parmak attık hallettik beni ama seninki olmadı. Ya. Şeyde Leo bende Sula size bir paket vermişti. Bu Gratz'ın baş büyücüsü Fabian Blecher'a vermeniz için. Paketin boyutunu nasıldı? Yani şu an nasıl görüyorum? Paket ahşaptan normalde kasası. Etrafında metal bir şey var. İskelet var. Bunu bir arada tutan. Üzerinde çivler var. Basit bir şey benziyor. Ama için açtığınız zaman açıyorsanız eğer hiçbir şey bulamıyorsunuz. Sadece kadifeden bir iç şey var. Kaplaması var. Üstünde herhangi bir işaret işleme arma tarzı bir şey var mı kutunun? Hayır, hiçbir şey yok. Saat kaç şu an? Şu an yanlış hatırlamıyorsam kaldığınız yerde saat 10-11 civarı. Kaldığımız yerde derken biz şu an şehrin içindeyiz. Kaldığımız yer dediğin şehrin girişi mi yoksa taverneye gitmiş miydik? Şu an tavernedesiniz aynen. Konakladığınız. Okay. Oda tuttunuz şu anda. Hancı'ya gidip aradığımız kişinin ismini soracağım. Gidiyorsun. İnsan. Sarışın. Şöyle bir keçi sakalı var. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz şehre yeni geldik. İsimli büyücüyü arıyoruz. Fabian Blecher. Evet, Fabian Blecher arıyoruz. Anladım. Şehir merkezinden güneye doğru yaklaşık 400-500 metre gidin. Kulesini görmemeniz mümkün değil. Kime sorsak gösterir mi peki? Gösterirler. Tamam. Tamam. Arkadaşlarımın yanına dönüp yanına dönüyorum ve kimi çok da bulunması zor biri değil. Güneye doğru, şehir merkezinden güneye doğru gittiğimizde o taraflarda tekrar sorarak bulabileceğimizi söyledi. Arkadaşlarıma ve kendime bakıyorum. Ne durumdayız? Yorgun muyuz veya yaralı mıyız? Dinlenmeye ihtiyacımız var mı? Ben söyleyeyim. Ben bir etrafa bakmak istiyorum. Bize böyle abuk sabuk bakan var mı veya öyle garip tipli biri var mı? Böyle bir eğer birlikte otururken bir etrafa bakmak istiyorum yani. Bir perception check atsan. Neler dönüyor, neler dönmüyor. Siz geceyi burada geçirdiniz. Geldiğiniz ilk sabah değil burası. Sesin gitti arada. Geceyi evet. Burada geçirdik mi? Geceyi burada geçirdiniz evet. Ha 11 dediğin sabah. Sabah 11. Sabah 11 evet. Sabah 11. Tamam. Tamam, tamam. O zaman söylüyorum. O zaman böyle böyle bir iz buldum. Kime sorsak göstereceğini söyledi. Şu an gidebiliriz veya isterseniz şehirde bir süre geçip sonuç olarak üstümüzde çok fazla yük var. Satabileceğimiz veya şey yapabileceğimiz şeyler var. Hatırladığım kadarıyla bir süredir sürekli aksiyon içinde olduğumuz için sadece eşya topladık. Sadece eşya topladık ve benim üstümde... O eşyaların hepsini kaybettik. Hayır. Evet. 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 Evet, kaybettik. Şeye kaybettik. Önceki şehirde hapse düşmemize sebep olan dolandırıcı bir herif vardı ya. Dedi işte evet. Buraya girin, buraya geçin. Oraya geçtik, sözünü dinledik. Sonrasında bizim tüm mallar puf. They don't exist anymore. Hatta biz galiba biraz savaştık da orada. Aha. Sonrasında aynen. Savaştık ancak şu an ben notlarımızda bir sürü eşya görüyorum. Bunların hepsi mi? DM adam bir parti inventory'e bakar mısın? Veya üstünde mesela benim şu an belli bir miktar gold var. Yo altınımız duruyor. Sonradan kazandığımız altın da o galiba. Evet. O sonradan kazandım. Tamam.
Eşya ama olarak şeyse bunları silelim yani. Eşya olarak hiçbir şeyimiz yok. Ondan eminim. Tamam. Çünkü benim üstümde hani... 6 ay öncesinden öldürdüğümüz kurt dişi kurt pençesi var. Yok onlar. Artık onlar yok. Yok. Çünkü üzerimde. Ben şu an burada gördükleriniz var. Ha, bunlar şu an var burada mı? Gördükleriniz var. Bunlar var. Heh. Bunlar bizim sonradan bu gold bulduğumuz yerde topladığımız şeylerdi diye hatırlıyorum ben. Okay. Bu şekilde yani yol üzerinde topladığımız. Tamam. Bu üstümüzdeki eşyaları gidip satalım çünkü bir dakika ama şunlar hariç şeye bakıyorum şu an. Flintlock musket falan var. Bunların üzerine herhangi bir arma var mı? Evet. Tamam. Bunları satmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Üzerinde görüyorsunuz şu Yarma Krallığı'nın şey var, arması tamam. Var. Yapışt üzerinde o dipçiğin üzerinde. Genel bir göz gezdiriyorum. Takıma parti arkadaşlarına soruyorum. Üstümüzdeki bu eşyalar böyle bir kenara bir yere çekilelim diyorum. Gelin böyle bir diyorum. Handa bir masaya oturuyoruz. Köşe masa. Köşe masa. Masa tutmanıza gerek yok. Odanız var. Odanıza çıkabilirsiniz. Tamam. Odalardan birine çıkıyoruz. En geniş olduğunu düşündüğümüz odaya gidiyoruz. Diyorum ki şunların arasından satıp satmayacaklarımızı ayıralım. Başımız belaya girmeden efendi ticaretimizi yapıp yolumuza devam edelim istiyorum. Lütfen üzerinde herhangi bir yere ait bir arma, ayrı bir şey olan şeyleri kenara ayırın diyorum. Gördüğümüz şeyler 8 tane flintlock musket de var. Başka herhangi bir şey de var mı? Bakıyorum. Biz bu flintlockları çok berbat şekilde elde etmiştik şu an hatırlıyorum. Evet. Ya burada bir şey soracağım. Prayer book falan yazıyor ama prayer book'tan öğrenebileceğim. Abi çok şey. Nerede? Bir saniye. Bütçede olan kartları öldürmüştük. Set of clothes'un altı. Set of common clothes falan Allah'ım. Common clothes almışız ya. Zorunda kalmıştık. Yok. Zorunda kalmıştık. Nereye yazdın bu arada? Parti inventory'e bakıyor mu? Herhangi bir şey göremiyorum şu anda. Control F yapsana direkt. Nereye yazmıştın? Yok ben hangi? Bana mı diyorsun? Evet nereye yazmıştınız? Nereden okuyorsunuz? Şöyle karakterlerin yazılı olduğu yerde PC's işte NPC's var ya en altında evet. Documents var. Party Inventory'den evet. Bakıyor. Altını tabii sen. Party Inventory'de. James'in falan altında mı? Halberd Two-Handed Ruin. James'in altında Two Breezed Plate Armor var. Onun altında Two Set of Common Clothes var. Onun altında Eight Flintlock Musket var. Üstünde zil var. Haç var. Tamam. Atnalı var. Tamam. Doğru. Şimdi şöyle. Bir sorum olacak. Özür dilerim bölüyorum ama biz bir önceki vendor'dan bir şeyler almıştık. Bu zili aldık mı mesela? Eğer yoksa şey buraya varsa... sadece fiyatı mı yazıldı? Eğer aldıysanız buraya yazıldıysa alınmıştır. Ya burası inventory abi. Yani aldıklarımızı buraya koyuyorduk. Evet, okay, aldınız. Tamam. D&D notlara koyardık eğer bir şeyin fiyatından evet. Bahsediyorsak. Ben onu bulamıyorum. Şimdi şöyle. Flintlock musketler üzerinde var. Bu arma. Bu 6 tane ruined plate armor var. O plakazır üzerinde. Bazı yerlerinde bu arma var. Ama genel olarak bakıyorsunuz bu belirli bir şeye göre şemaya göre düzenlenmiş. Yani eğer bu kadar paramparça olmasaydı tanınabilirdi. Şu anda tanınabilir ama bir ihtimal şey yapabilirsiniz. Hurda metal olarak satabilirsiniz. Hurda metal diye satabiliriz. Şu an satılacak değerde olmayanlar var yani. Doğru mu anladım? Ruined. Evet. Tamir bile edilmiş. Parçalanmış. Tamam. Bunları ayırma şansınız var mı? Şu two bruised plate armor'lar çöp. Onu anladım. Bruise değil lan. Bruise'lar şey tamir edilir kullanılır. Aynen. Oradan tamir edilir kullanılır. Bruise olanlar. Ruined olanlar. Doğru mu? 6 tanesi kullanılmaz zorunda. Bruise'larda arma var mı? Ruined. Tamam. Şeylerden aldık. Aga. Peki. Şu an bulunduğumuz yerde bazı eşyaların kaybolmasına ihtiyacı olan biri bu eşyaları nasıl yok edebilir ortadan? Onu? Şey atabilirsiniz. Intelligence check at. Ben atsam daha iyi olur bence ama. Yok ben şu an bir fikirle çıka geleceğim. Ondan sonra duruma göre bakarız. Evet. İkiniz de gayet aklınıza aynı şey geldi. Bunları şey atabilirsiniz. Lağım atabilirsiniz. Kanalizasyon sistemine atabilirsiniz. Ama bu senin aklına geliyor Aseng. Sen bunları yeraltı dünyasında kara borsada satabileceğinizi düşünüyorsun.
Berk. Söylüyor mu bunu? Söylüyorum. En azından duydunuz artık. Tamam. Diyorum ki senin bazı bağlantıların vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu karanlık dünyayla, yasa dışı işlerle, kara borsayla hani illaki bir tanıdığın vardır. Var mı diyorum. Birazcık araştırıp bakmam lazım. Pek hatırlayamıyorum. Kimler vardı, kimler yoktu. Bir soruşturmam lazım. Bu işler beni aşar ya. Ben bir kahvaltı söyleyip geleceğim şimdi. Ben de seninle geliyorum. Sanki benim de vardı tanıdıklarım. Evet, evet, evet. Şey görüyorum. Evet. Envanterde kalın ve tozlu bir tomdan bahsediyor. Bir de doğa kitabı olduğunu bahsediyor. Bunları okuyunca içerisinden bir büyü veya bir şey çıkartabiliyor muyum acaba? Biraz vakit ayırman lazım onun için. Ne kadar? Bir investigation check at. Investigation yaklaşık mı? Evet, investigation. Süresi ne var göre söyleyeyim. Sonuca göre. O sırada ben de Grimaldi'ye böyle bir kaş göz yapıyorum. İki cüce bir yer altına inelim. Bakalım neyimiz var neyimiz yok. Evet. Aynen. Atın investigation çekti bu arada Etienne. Yarım saat içerisinde bu kitapların şeylerin arasında ne var ne yok bakıyorsun. Herhangi bir büyü yok. Peki yakaladığım önemli bir bilgi, büyü olmasa bile önemli bir ne bileyim kilit, anahtar bir kelimedir. Tarihi bir kişiliktir falan. Önemli bir şey öğreniyor muyum? Bu baktığın şeyde tozlu kitabın içerisinde sesim geliyor mu? Hah geliyor. Şu an geliyor. Bu baktığın tamam sıkıntı yok. Baktığın tozlu şeyin içerisinde, kitabın içerisinde konuşmalar var. Böyle rastgele. Çok olağan. Hani herhangi bir önemi olduğunu düşünmediğin dedikodu. Bir bakıyorsun bunlar diyaloglar. Ve arkadaşların sana bunu hatırlatıyor. Bu sizin flütü bulduğunuz mağarada, cadıların mağarasında bulduğumuz kitaptı. Köydeki insanların konuşmalarını yazıyordu kendi kendine. Ha şey, flüt bulunduğunda ben partide yoktum. O yüzden bilmiyorum. Sen yoktun. Bu şey, dedikodu kitabı. İnsanların anladım dedikodularını yazıyordu o. Her şeyin, herkesin şeyi vardı. Sırları mırları vardı orada da. O köyün, köydeki herkes öldü. Öyle bir sorun var sadece. Anladım. Çantacımız düşermiş kimse kalmadı. Anladım. Kim öldürdü onları bu arada? Taş atmış. O yüzden ölmesi gerekiyor. Taş attılar. Önce hepsini öldüremedim. Engel oldum. Şöyle ya. Ve öldürmüş olsaydım. Engel olduk. Başımıza böyle şeyler gelmeyecekti. Ama tüm köylüleri öldürmene engel olduk. Her zaman, her zaman bir kişi yaşar. En az bir kişi yaşar veya birileri görür. Bizim görmediğimiz yok, biri görür. Tüm kapı evleri görüyorum yani izin verseydin. Etienne ve Rotilion şu an dahil olduğunuz parti konusunda farklı fikirler oluşmaya başlıyor içinizde. Ben zaten direkt gittim kahvaltı yapmaya böyle uzaklaştım. Ya, biz şöyle... Bak Etienne ama senin de kafana taş atmış olsalardı. Ben yokum doğru. Sen nerede? Kahvaltı yapmak isteyen herkes bir iki gümüş düşsün şeyden. Ben öncelikle şey yapacağım hani oraya inip kahvaltı yapmaktansa bir tepsiyle odaya çıkarmayı düşündüm eğer mümkünse. Hani herkes tabii bir şeyler yesin sabahın köründe kalktık hani yarım saat sonra bayılacağız yoksa. Tabii kişi başı iki gümüş. İki gümüş. Tamam. Ben bir gold veriyorum bir kısmı benden olsun diyorum bir şekilde. Yani bir de ben kutuyu bir mekanik anlamda incelemek istiyorum. Ya acaba bizim görmediğimiz bu yani teslim edeceğimiz kargoda bir bölüm var mı, bir şey var mı diye. Hiç öyle bakmadık da. Öyle de bakabilir miyim? Şu an aklıma geldi. Bir investigation check at. Tamam. Ya aslında gidip şuna böyle bir detect magic falan mı çaksam diye düşünüyorum ama. Ona değil de ben şunu soracağım. Arkadaşlar eşyalarımızı karıştırırken bir şey buldum. Yani ben bizde olduğunu unuttum. Mükemmel şekilli yuvarlak bir taş. Aa. Envanterimizde bir kaya taşıyoruz. Mal mıyız? Ama
Ama böyle perfect shape. Böyle harika, anladın mı? Pürüzsüz. Bu arada... Buna bir tekmecik atar mısın? Ya da... Bir icat edelim, milyarder olacağız. Bak şaka yapmıyorum. Şöyle sorayım. Tekerlek bulundu mu yaşadığımız zamanda? Bulundu. Var var. Buna artık ihtiyacımız yok. Neyse dur. Ama çok pürüzsüz. Için investigation kutusu şey zarattım da kutu için. Buna bir bakabilirsek. Hani yüksek geldi mi? Hani. Tamam. Tabii söylüyorum. Şöyle kutuyla alakalı neredeyse hemen hemen hiçbir özel bir şey yok. Yani hemen. Materyal olarak hiçbir hani böyle göze çarpar bir şey yok. Tamamen adi metallerden. Neredeyse çürük ahşaptan. Ucuz kadifeden. İç kısmı. Ve hani it's a box hani. Şeyleri de etrafındaki o iskelet de normal demirden yapılma. O kadar iyi bir demir de değil hatta. Ama şeyi fark ediyorsun. Kadifenin altında şöyle bir sen ayırmaya çalışıyorsun orayı. Şey var. Sac yapılmış kurşun bir şey var. Kaplama var. Kutunun iç tarafının şeyle ahşap kısmıyla kadife kısmı arasında. Başka şeyler fark ediyorsun. Davet ne de? Evet. Okuyamadığın harfler var şeyin üzerinde. Anlamını bilmediğin bir yazılar var. İç tarafında. Senin bilme olasılığın nedir? Arkana çek az. Arkana. Okey, bir saniye. I don't know shit about magic. Arkana. Sen şunu biliyorsun bu konuda. Kurşun büyüyle scry yapılması, divination yapılması yani Görülmesini engelliyor, bulunmasını engelliyor ya. Malzemelerin. Bu tarz kutular, bu tarz şeyler, kurşun oda olsun. Odanın etrafına çevrilirse, kutu etrafına çevrilirse, onun içinde bulunan şeylerin büyüden gizlenmesini sağlıyor. Bunu bütün arkadaşlarıma açık bir şekilde söylüyorum. Öncelikle. Şeyde etrafındaki Asengin, pardon. Asengin gösterdiği harfleri de okuyorsun. Sana çok iyi bildiğin bir şey değil, dizilim değil ama kutuda bir şey gizli. Onu fark ediyorsun. Ama içinde yani kurşunla kaplandığı için detect magic atsam bile ne olduğunu anlayamayacağım gibi hissediyorum. Yok, kapağını açıp detect magic atabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama açmasak mı? Yok, açıp açtınız zaten. Açık, içinde bir şey yok. Boş bizim için. Ya. Şey ama yok. Kurşunun içinden bahsediyorum. Kurşun şeyin de içini açıyor. Yok, kaplaması kurşun. O aynen kaplaması kurşun. Yani aslında içinde bir şey var. Aslında yok. Yani... Ama yok, ama var, ama yok. Ormanın kafası karıştı. Alıp gidip sakinleştiriyorum. Sakin ol. Hiçbir şey olmuyor. Abi biz tepsiyle yukarı çıkıyoruz o zaman o sırada. Aynen, kahvaltıları getiriyoruz Rotilyon'da. Bu süreçte ben de şunu yapıyordum. Parti inventörüde görebilirsen Yahya, bir burada yardım isteyeceğim. Ruined olan her şeyi alt tarafa ekledim. Veya arma olan şeyleri alta ekleyeceğim. Ruined olan plate armor'dır, hide armor'dır. Plate armor daha iki tane daha ayrı yazmışız nedense. Flintlock musket yazdım. Başka yukarı taraflarda arma olan yani işte... Nereden geldiği belli olan bir item var mı? Varsa söyle, onları aşağıya alacağım. Şöyle. Halberdler. Şeyler yani. O baltalı mızraklar. Onların üzerinde çok net bir şekilde şey var. Arma var. Çift eli kılıçların üzerinde şey yok. Arma var pardon. Ama şey değil. Avusturya veya Steyrmark Krallığı etrafından bir arma değil. Zannediyorsunuz ki öldürdüğünüz Vatikan şövalyelerini şeyleri. Doğru. Onları da öldürmüştük. Hiçbir şey itiraf etmedik. That is true.
Ben söyledim. Biz hiçbir şey itiraf etmedik. Biz niye her şeyi öldürmüşüz ki? Ben anlamadım. Ama kaçıyorduk. Ama her şeyi... Ben de başımıza bayağı bir şey geldi. Ama şöyle bak. Yukarıda Rotilion ve Etienne buna dahil değil. Her şey bize saldırdı. Hepsi nefsi müdafaa. Çok bak, acaba? En doğrusu şu bak. Her şey bize saldırdı. Tamam. Ama tabii bazı tetikleyiciler işte insanların flütünü çalmak. İşte yani hani küfür etmeler, hani din sikim falan, hani köylü öldürmeler, elf ırkının işte şey yapmalar. Hayatını kurtaracak şeyi kaçırmak falan. Bize bağlı olması, bizim onu kaçırmamız, hani ama hepsi nefsi müdafaa. Bunun dışında bize yapılanların hepsi saldırı. Haksız mıyım arkadaşlar? Başka da yok galiba. Two-Handed Sword ve Halbertler dedin. Onun dışında Flintlock, diğerleri zaten Ruined. Ve veya evet, üstünde şey var, doğru mu? Bruised Plate Mate var. Plate Armor var. Bunlarda hiçbir şey yok, doğru mu? Bunlarda da var. Ama Bruised'ler Vatikan olması lazım. Evet. Yok, Ruined'ler de yanlış hatırlamıyorsam şey. Yok. Ruined'ler değil. Evet, burada... evet, evet. Evet, abi, hepsi abi, hepsi Vatikan. Yo yo, hepsi Vatikan'dan. Ruinler de Vatikan. Peki bunun üstündeki o, şimdi partiye sürüm arkadaşlar. Sizce bunu satarken üzerindeki armayı kazıyıp, hani zaten hasar almış bir durumda, armayı kazıyıp biz bunları giymeye çalışsak, yani tamir ettirip giymeye çalışsak, sizce anlaşılır mı? Yapabilir misiniz? Yani şeklinden hani... falan anlaşılır mı? Yok, kazıyarak armanın büyük bir arma olduğunu düşünmüyorum. Böyle full göğsünde olan bir armadan ziyade ben atıyorum maksimum yumruk kadar, yumruk büyüklüğünde bir şey olarak düşündüm. Çok yanlış mı düşünüyorum? Ben bu korumanın dediğini içimde düşünüp böyle bir sonuca varmak istiyorum abi. Nasıl varabilirim? Var mı zarım buna? Nasıl yani? Neresi ama? Hangi fikir belirtmek istiyorum. Yani şöyle dedi ya, biz bu armayı kazıyarak bunları üstümüze tamir ettirip giyersek anlaşılır mı? Bunun üzerine biraz düşünüyorum. Derin düşünüyorum yani. Şöyle intelligence check at. Düz intelligence. Tahtak halde satalım fikri gelir. Tahtak halde işte Asengin dediği mekan. bu arada şey yapsanız siz sağda sola gezsenize, bu criminal bağlantınızı kullanarak. Emre, ben şu an böyle tamam da satacağımız kesinse gezelim. 3 attım abi. Aynen. 3 attın. Aklına bunlar nasıl elden çıkartılır? Herhangi bir sorun teşkil eder mi? Sen bunlardan anlayan bir insan değilsin. Çünkü sen hiç böyle bir soruna karşılaşmadın şimdiye kadar. Sen hiçbir şey çalmadın. Sen cici bir çocuksun. Orman elfi değilim. Orman elfi değilim. Düzeltiyorum. High elfim ben. Aa. Orman elfisin diye anlaşmıştık ama. Yok, ben high elfim hocam. I as fuck bro. O yüzden hayal sanıyormuş kendini. Bekle. Character sheet'inde ne yazıyor bakalım. Character sheet'inde ne yazıyor? Dur. Sigariye bakar bak. Wood Elf'ten hayal elfe geçme. Aa dur. Okey. Tamam. Büyücü kim var? Kim büyücü? Benim eski yani karakterim Wood Elf'te, onunla karıştırdın. Tamam. Bir sene oldu bu arada. Değerli izleyiciler, bir sene ara verdik biz bu kampanyayı. Tam bir sene oldu hatta. Doğru bu arada. Aradan bayağı vakit geçti. Bu devde hayal olmuş o bir yılda. Okuyor. Irk değiştirmiş adam. Ne şey değil mi? Kenevir tarlası patlatmış böyle. Ormanda. Evet. Patchwork plate armor var. Bunlarda da mı var? Bu arada Büşra, sorunuzu cevaplayayım. Evet, bunları bir şekilde elden çıkartmamız lazım. Ya kanalizasyona atacağız ya da kara borsada satacağız. Yok, ben şey sormak istiyordum. Aa, hani bir armayı, saniye. Armayı kazıyıp kullanalım diyorsun da hani o şeylerin şekli belki oradaki yöreye göre yapılmıştır. Hani armayı çıkarsak da oranın olduğu anlaşılır mı? Zırh tipinden anlaşılır mı diyor. Bunun hakkında ne biliyoruz? Veriyor muyuz yani? Bu patchwork plate armor şey bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam tek şekilde mi yapılıyor? Hayır, bir saniye. Siz bunları orklar üzerinden buldunuz. Leoben de Graz arasında bu şey düştüğünüz sırada. Aa, okey. Bunun hepsi öyle mi? Evet. Ben tamam, o zaman tamam, en azından orklardan aldık. Tartışmalar dönerken şöyle bir bakacağım.
Dönüp diyeceğim ki Korva, gerçekten orkların giydiği bir şey mi giymek istiyoruz? Yani sence de evrenin en basit düşünen bunu cümleyi kurabilecek kadar zeki miyim? Bir dakika. Gerçek hayatla karşılaştırdım, bakıyorum. Ya. Amını bile yaparım. Yapıştır. Sence de dünyanın ya da yaşadığımız evrenin en basit düşünen canlılarının kendini korumak için seçtiği şey bizi de korumaz mı? Çok basit düşünüyor. Hani zırh giy. Ya orkların yaşadığı iki şey var. Savaşmak ve yemek. Bir tane daha var ama onu şimdi söylemeyeyim. Hani o yüzden ben baktım şöyle. Ben bir smiter olduğum için baktığım zaman sen bunun bizi koruyacağını yani koruyacağını nasıl söyleyeyim ki ben şimdi korur bizi kardeşim. Güzel bir plate armor var. Hasarlı bir plate armor'ımız var falan yani. Ben çok anlamıyorum zırhlardan. Ben çok anlamıyorum yani beni koruyup koruyamayacağını. Geliyorum yanına beni... geliyorum. Bak diyorum elf kardeşim. Bunlar diyorum anlatıyorum. Bu materyalden yapıldığı için genellikle ağır zırh sınıfının en iyisidir. En iyi koruyanıdır. Ama tabii sağlam durumdayken. Yoksa şu andaki haliyle kullanırsan muhtemelen birkaç darbeye paramparça olur. O yüzden iyi bir ustanın elinden geçmesi lazım. Buradan virgül değil de bir böleceğim, kendimi böleceğim. Ben nasıl bir ustayım? Bunu hatırlamıyorum. Çünkü ben farklı şekillerde de bir farklı bir karakterimde de ustalık yapmıştım. Ben 10 üzerinden puanlarsan nasıl bir simitirim? Ben kendimi çünkü bence çok iyiyim çünkü. Onu onu bence 10 üzerinden olur. Sen gayet ortalamın bir şeysin. Gayet ortalam. Oradaki gayet beni üzmemek için mi? 10 üzerinden 6 mı yani? Hani 10 üzerinden tamamen 5 yani böyle 5. Tam 5. Hani noktası yani noktası virgül yok. Kim var? Ortalamayım ama kesinlikle usta değilim. Ben bildiğim kadarıyla ama tabii bunu Furkan bilmiyor benim 10 üzerinden 5 olduğumu. Ben diyorum ki böyle böyle olur diyorum. Öyle anlatıyorum ki böyle diyorum. Bu yüzden bunları kullanırsak çok faydası olur diyorum. Ama bunu yaptırmak pahalıya patlayabilir belki. Bakacağız o yüzden. Takastır falan. Bunun yarar dışında şimdi peki şu kutuyu götürüp bir belki bize iyi bir dönütü olur altın olarak. Bu arada kutuyu ben açık görüyorum o sırada bu konuşmaları yaparken. Bir yandan gözüm oraya kayacak. Şey demek istiyorum ben. Bu içinde bir şeyler falan var sanırım. Yani boş gibi ama yırtmışsınız falan. Aseng'e dönüyorum. Bir şeyler mi buldun? Bir şeyler bulmadım ama büyük ihtimal yani büyücü arkadaşım da dediğine göre bir şeyler saklı ama büyüyle gizlenmiş. Olabilir. Dokunamıyoruz bile. Aynen. Bunu ama kutuda saklı bir şey var bence. Bu biz da başımıza gelecek miyiz? Bunu evrenin en iyi büyücüsüne gittiğimizde sorsak mesela. Çok mantıklı. Ona gitmeden bir iksir dükkanına falan gidip böyle ufaktan sorsak mı ya? Tabii gideceğiz yine de hani bulamazsak diye diyorum. Şurada noktalayıp artık bu konuyu kapatmak istiyorum. Bizim başımıza bela açabilecek bir şey yok. Biz sonuç olarak bunları bu üstümüzdeki envanterimizdeki zırhlardır bilmem nerede. Bunları orklardan aldık. Doğru değil mi? Yes. Ya bunu tabii kanıtlamaya oluyor ama. Şu en alttaki Orkish Talisman olan kısmı. O Great Axe, Spear, Javelin, Patchwork, Plate Armor, Ruined Plate Armor, Ruined Chainmail, Ruined Hide Armor. Bunların olduğu hep liste orkları. Bunlar aynen. Orkları. Tamam. Great Axe, Spear, Javelin. Tamam. Bunun dışında arkadaşlar bir tane cemimiz var. Değerli bir cem. Cem ebe. Tamam. Evet. Ne dersiniz? Şu an şöyle. Bir şeyler bulabildiniz mi diyorum Aseng ve Grimalda'ya. Bir bağlantı yakalayabildiniz mi? Çıkmadık ki. Yani. Ya odadayız hala. Kahvaltı yapıyoruz. Ortadaki malları şey yapıyoruz. Ekmeği yemeyeyim yani. Koro bunun farkında değil. Onlar gitti de geldi hani. Ne yaptınız diyorum. Ben ne yaptım? Çok yemek yiyorum. Ama ben o sırada bir şey düşünebilir miyim? Benim kurt adam olmama ne kadar kaldı diye bir aklıma geliyor. Bilmiyorsun. Nasıl bir görünümü var şu an? Kollarındaki yanlış sorular arkadaşım. Ben Dragonborn'um. Hani benim kılım yok da hani. Artık var. Ama artık Dragonborn olmuyorsun ya. herhangi bir belirtisi var mı? Fiziksel olarak kurt adam olmuyor. Ya. İşte köpek dişidir. İşte geh dediğimde bakıyor mu? Dişler zaten şey. Küçük küçük. Oğlum hiçbir yerden şey çaktırmıyor da ne? Öleceğim bakıyorum ama. Var mı?
Ya da böyle bir şey. MMORPG gibi kafasında kurt adam werewolf dönüyor. Böyle kırmızı. Ya! Siz de artık zıkkımlanmayı bitirip bir baksanız bir etrafa. Olmaz, kahvaltı çok güzel. Etrafa bakıyorum. Korba peynir yiyecek mi? Ya al al. Yemeyeceksen oley. Bir şey yapalım ya. Grimaldi ile bir ara bir aşağı inelim. Bir etraf bir süzelim. En başta dedim de. O zaman bir planlamayı yapalım. Siz Grimaldi ile veya böyle sana. Ya bu bize yardımcı olabilir sanki diye bir yüz görecek miyiz diye bir bakalım birlikte. Tamam. Ne oldu? Bir saniye. Bana mı geldi? Gruba. Ümit'in Discord'u çökmüş. Aynen. Ha. Roll Twin'de tamam. Yazmış. Görüntüsü hala duruyor. Şimdi gelir. Evet. Hoş bulduk. Ha, Discord çöktü. Son kişiler ya. Tekrar buradayız. Devam edelim. En son tamam. Kutuyu kurcalıyordunuz. Aseng ve Grimaldi yeraltı dünyasını araştırmayı düşünüyorlardı. Bu elinizdeki kontraband malları satabilmeniz için. Aynen öyle. Evet. Benim kurt adam olmam. Ha, ona bakıyorduk. Ha, kurt adam olmam. Bilmiyorsun. Yes. Hiçbir fikrim yok. I don't have any fucking idea. Çok güzel. Benim bu konu hakkında bir fikrim var mı? Araştırma yapabilir miyim? Kütüphane tarzı bir yer var mı şehirde? İyi adam. Arkana çek hadi ilk önce. Biliyor musun? Hemen atalım. Ona bakalım. Bu arada normal bir kurt adam. Evet. Güzel. Güzel. 27 attın. Senin bildiğin kadarıyla eğer kurt adam tarafına ısırıldıysan bir sonraki dolunayda kurt adama dönüşüyorsun. Bir sonraki dolunaya dolunaya ne kadar var? 2 dakika. Bakıyorum. 31 saniye. DM diyor Esen ölmüşsün. Ha sen dün ölmüşsün dese hakikaten var ya bitecek. Furkan yatarak oynuyor muhtemelen dayılar gibi görünüyor. Omega'daki dayılar gibi. Şey neyin mi? Fako vardı ya Fako. O biraz daha şöyle ama. Evet. Nakri'nin kaderi. Bir de biz birilerinden kaçıyor muyduk? Yo daha ki... Flüto dayılardan kaçıyor. Sen öldürdün ya onları. Hani ya o daha da önce geçen. Flüto verdik. Flüto verdik. Şu an konfliktten kaçtık. Ortada şu an kaçtığımız kimse yok aynen. Bildiğimiz kadarıyla. Hani vampirler bir şeyler yaptı. Biz kaçtık. Hayır. Ya, vampirler vardı. Bunlar birbirini tetikledi. Yo. Yo. Ben en son şeyimdeyim ya. Wood'lar vardı ya. Oradayım ben hala. Onlar geldi. Oyunda tek istediğim şey Yahudi NPC görmek ya. O kadar çok istiyorum ki. Şimdi şöyle. Siz Auschwitz sağ tarafta kardeşim. Şu an şu an ayın şu an 30 Eylül tarih. Ben Salı denizciyim. Günü. En azından ay döngüsünü bilirim diye ümit söyleyeceğim. Ediyorum. Bir saniye. Şu an 30 Eylül. He. 30 Eylül Salı günü. Sizin ısırıldığınız tarih tam olarak oğlum ay nasıl dönüyor? 18 Eylül. 15 gün yani, geçmiş. Yani 12 gün geçmiş oldu o yandan bir yana. Ay yaşadıklarımızı bir sığdırsanıza bakalım uykuyu yiyebilmiş miyiz? Abi o değil de suya arada ay nasıl dönüyor lan diyorsun. Ben de kaldım. Oyunu boş verin abi. Bir de öncesinde şey diyor ben denizci olduğum için biliyorum diyor. Aynen. O sırada güneşe bakıp ay ne kadar güzel diyor değil mi? Tamam. Kısacası sizin eğer şeyse
hani mikrokaptıysanız, lycanthropi kaptıysanız 16 gününüz daha var. Ben peki şey böyle Discord bilgisayardan güzelmiş haberim olsun. Aa, güzel. Şöyle. Mikrop kapıp kapmadığına bakabilir miyim ben? Nereye yapmayı düşünüyorsun? Kaptı ama onu biliyoruz. Ben kaptım ama. Çıkartamadık hatta ben de. İzlerimi kontrol etsem. Tehlikesi olan sadece nakrim mi var? Evet. Şöyle ki doğada falan ben biraz şeyim böyle. Kendimi koruyabiliyorum, hayatta kalabiliyorum. O yüzden biraz bitkisel şeylerle de falan yaralar maralar aram iyidir diye düşündüm. Ben bitkisel geçiyorum. Neyi çek? Rotilyon bir medicine check at. Hemen atıyorum. Ya. Hemen atıyorum. Yapıştır hemen abi. Atıyorum. Hemen atıyorum. Etiyen'de okula mokula gitmedim. Yardım edemez mi? Abi biz niye Broken Alchemy Tools taşıyoruz ya? Belki para veren olur diye. O nereden çıkmıyor biliyor musun? O cadı mağarasından çıkmıyor. Siz onu Flora'ya götürecektiniz. O vampire. Ya. Götürmediniz. Ne oldu? Götüremedik yani. Yapmadığımız çok şey var farkında mısınız? Hani? Kanka şimdi, her şeye olur deyip hiçbir şey yapmamışız. Aynen. Biz. Rotilyon. Ama artık bize boktan çıkmadık. Doğru. Rotilyon. Sen çok tanışık değilsin Dragonborn şeyle, fizyolojisiyle. Ama hani kertenkelelerle karşılaştırma yaparak bildiğin kadarıyla bakıyorsun. Hani birileri tuhaflıklar var. Ne gibi? Pulların altından ufak ufak kıl çıkmaya başlamış. Arılarından. Şeyin farkına varıyorum değil mi? Kertenkeleyle karşılaştım. Ben aslında bir ırkçıymışım böyle. Ya. Dragonborn'a karşı. Aynen. İçten içe bir ırkçılık var. Okey. Güzel. Saçım evet. Olacak lan. O kadar yıldır dua ediyordum. Bak gerçek olacak. Nakrin senin baban kel miydi? Diye bir soru soracağım ben. Nakrin hangi marka şampuan? Bizim saçımız olmaz. Veya kılımız. Neden? Ben parmağımla göstereceğim abi Nakrin'e. Ha. Biraz böyle dikkatli bakmasını sağlayacağım. Bak bu ilginç işte. Evet. Biraz acele etmemiz gerekebilir. Evet bence de. Acilen bir hekim bulalım. Bunu durdurmanın bir yolunu arayalım. Abi bir şey soracağım. Böyle köyde diyorum. Şehirde böyle bir şifacı veya şey var mı? Bulabilir miyiz? İnan, var mı? Ben aşağıya inip bara soracağım. Hayvan gibi şehirdeyiz. Bardaki şeye soracağım. Diyeceğim ki böyle hani bunu direkt söylemeyeceğim. Arkadaşım kurta dönüyor demeyeceğim. Fakat böyle ya böyle ne bileyim hayvan ısırığını tedavi edebilen ne bileyim zehirlenme olsun falan iyi bir şifacı var mı diye iniyorum abi aşağıda. Durduruyorum seni. Diyorum ki biz bunu zaten biliyoruz. Bizim büyücüye gideceğiz. Buraya o yüzden geldik. Aha, o büyücü beni kutuyu verince ödül olarak beni iyileştirecek demişti. Hani o tatlı. Ben bilmiyorum o kısımları bana. Doğru. Seveyim, gidelim şu büyücüye çıkışta ne yapıyorsak yaparız ne satıyorsak. Yok büyücüye gidince işler çok değişecek. Ben önce gidelim. Önce gidelim. Bakıyorum etrafta. Asenk'le şeyi Grimaldi'yi görmüyordum bir süredir. Görmeye başladım mı? Döndüler mi yani artık? Bunlar gittiler mi ki? Gitmedik ki. Tam altından kahvaltı yapıyorduk. O kahvaltıyı bırakıp, gittik dediniz ya. Dürümünü bitiremedi adam daha. Ne var? İşin şakası Grimaldi ile bir taverneye inelim. Tanıdık yüz veya bize yardım edebilecek bir işaret belki. Tiflerin taşıdığı bir işaret görürüm birinde. Bilezik kolye gibi. Investigation check. Tamamdır. Yanımda Grimaldo da var. Evet. Tamam, sadece tavernada mı bakınıyorsun? Şimdilik evet. Genel, aynen. Onun kapısının orada da bakarım. 27 attım çünkü. İstersen tüm dünyaya bak. Bakıyorsun.
Sadece taverna içinden mi bakıyorsun bu arada? Onu tekrar soracağım. Çıkalım mı? Ya şöyle, biz takip eden bir şey yoksa şöyle kapısının önüne çıkabiliriz aslında. Kapının önüne çıkalım biz bir. Bakalım belki bulacağımız bir aralık, bir oyuk olur veya öyle bir şey olabilir. Biz bir bakalım ya. Şimdi taverneden çıkalım. Tamam. Attığın zarla tavernadan çıkmasaydın, tavernada hiçbir şey bulamadığından kesinlikle emin olacaktın. Ama tavernadan çıktın. Aferin bana. İşte bu. Yeraltı sıçı örgütün neden tavernada olsun? Niye olmasın? Şimdi, herkes çorba içebilir. Ya, evet. Şimdi şey yapıyorsun. İleride bu tavernadan kapısından çıktıktan sonra bir soğuklanmak için falan böyle etrafına bakınıyorsun. Bu arada şehir genel olarak çok iyi bir durumda değil. Hani artık bir şey. Yani sokaklar biraz daha kirli. Şeyler sokakta daha fazla şey var. İnsan var. Dilenci. Evsiz dilenci vesaire. Bunları evet. Görüyorsun. Bakalım Asenge'de neler bulacak. Ajan adam. Şimdi şey yapıyorsun. Şöyle bir duruyorsun orada. Etrafına bakınıyorsun. Ne diyorsun? Gözüne bir şey takılıyor. Orada bir adam bir dilenciye para değil bir kağıt veriyor. Dilenci onu şeyine, kıyafetinin gömleğini koluna sokuyor. Duruyor. Sen çakıyorsun. Tamam. Bu işin içinde. Bir bağlantısı var bunun. Yeraltıyla. Burada yüzünü göremiyoruz. Yanımda Grimaldo olduğu için onu bir dürtüyorum. büyük ihtimalle o göremedi ama kulağına eğilip kimse duymayacağından emin olup durumu anlatıyorum. Onunla birlikte yavaştan bir iki gümüş çıkartıyorum elime. Dilencinin yanına gidiyorum. Yani Grimaldo'ya gidiyorum. Birlikte gidip önce iki gümüş atıyorum. Sonra yine etrafıma bakıyorum. Teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Tanrı ne muradınız varsa versin. Diye alıyorum. Evet. Peki sen hiç bu sokaklarda, buralarda bizim bir şeyler belki alıp satabileceğimiz birilerini biliyor musun? Benim neyim var ki ne satayım beyefendi? Şöyle biraz Grimaldo'ya bakıyorum. Yardım etsin diye gözlerimin içine. Kılıcımı... Söyle, ben de bakıyorum yani arkadaşım sana bir şey sordu, bence bu konu hakkında bir şeyler biliyorsundur diyorum. Şöyle bir biraz gözlerimi kısıyorum. Bir intimidation check at. Şimdi ben de çirkinim ya, bence şey olur, artı olur. Oha! Oha! Öldürme lütfen. Bir şeyler biliyorsun. Bakışlarıyla öldürdü abi, kılıca gerek kalmadı ki. Emre de burada o bakış atacaktı. Kekelemeye başlıyor. Bir şeyler yaparız. Buluruz. Ha, böyle. Ne lazım? Adam altına işedi. Belki burada askeri bazı malzeme satın alabilecek tanıdıklarım vardır. Veya bildiğim birileri vardır. Var. Var olmasına var da onlar görüşmek ister mi bilemedim. Yani ilgini çekebilecek eşyalar var. Bence bir bizi gösterebilirsin. Öyle sen ben mi? Bir gümüş daha veriyorum. Eğer inanmazsa. Güzel. Ray bize. Belki bu görüşmek istemelerine yardımcı olur. Sen. Bir dakika.
Biz orada değiliz. 3-5 azaltıyorum. Yani geriye 3 tane daha arttı. Matematiğim kötüymüş, yapacak bir şey yok. Şöyle. Şehrin güney doğu tarafında mahallede Zavallı Kaplan isimli bir dive bar var. Oraya gidin. Zavallı Kaplan. Oraya gidin. Ancı'ya şekerle mi istediğinizi söyleyin. Neli olduğunu soracak. Karamelle değil. O size yol gösterir. Doğru söylediğine ikna oldun mu? Insight check at. Karamelle deyip ölmeyelim çünkü. Yani senin anladığın kadarıyla herhangi bir yalanı yok. Sana yalan borcu yok. Ya ben bir şey deneyeceğim. Özür dileyerek. Grimaldo'ya biraz uzaklaştırıyorum. Diyorum ki ya işte böyle bir konuş falan, ben takılayım. O soktuğu kağıdı böyle belki bir almaya çalışırım. Belki bir şey olur. Onu bir denemek istiyorum. O gördüğüm kağıdı almaya çalışacağım. Yok. Nasıl biraz yapacağım? Gümüş konuş daha ver. Ya sen konuş, bir gümüş daha ver. Ben sana o gümüşü veriyorum. Kendimden azalttım. Yok yok, bende var. Gümüş gibi yapacağım. Azalttım bile. Yap. Aynen. Açıktı çünkü. Onu bir denemek istiyorum. Tamamdır. Gidiyorum yanına. İyice böyle sokuluyorum. Böyle iyice bakıyorum. Merhaba. Merhabalar. Selam. Ben de... Bu bahsettiğin anda hani herhangi bir sıkıntı yaşamayız değil mi? Diyorum böyle. Ben de birden böyle Grimaldo'ya takılıyor gibi üzerine doğru geliyorum sanki. Bir de ben şey yapıyorum hani böyle birazcık farklı. Böyle baskı kurup geliyorum hani tüm odağını kendi üzerime almaya çalışıyorum. Anladım. Sen ilk önce bir bir intimidation check at. Sen bir sleight of hand check at. Ben mi? Yok, yok abi, slide intimidation. Grimaldo intimidation. Asing. Sight of hand. Güzel. O da bir şey yazacak. Perception. Grimaldo'dan iliklerine kadar korkuyor ya. Şu an perception'ı bence dezavantajlı atar. Zaten böyle bir idrar kokusu aldım, yere düştüm. Böyle kokuyor yani. Böyle dururken kollarını böyle çekince yakası biraz daha açılıyor. Hani Grimaldo'dan çekinmeye çalışırken. Sen o sırada şey yapıyorsun. Grimaldo'yu hani Grimaldo tamam rahat bırak falan der gibi şöyle hemen pardon şeyini parmağını sokuyorsun. Alıyorsun ben kağıdı. Helal be. Değil mi? Ben benim. Onu hiç bakmadan direkt zaten yok ediyorum. Evet. Orada bakmayacağım tabii ki. Adamın gözü önünde açıp bakıyorum. Bu neymiş ya? Grimaldo'ya şöyle bir dokunuyorum artık gidelim diye. Yavaştan biz tıpı tıpı odaya gidebiliriz bence diye bakıyorum. Tabii başka işi yoksa. Nan RP söylüyorum. Bu dünyada benim kötülük sıralamamda iki şey var. Birincisi bebek öldürmek, ikincisi dilenci soymak. Ve benim dostlarım ikisi. Birini yaptı, birine yeltendi. 4, ama normal bir dilenci değil. Ama sen aynen bilmiyorsun bunu. Aynen. Nan RP söyledim zaten. Hayır. Ya. Olsun. Güzel. O değil de peki bunu yapacak iki kişinin yan yana olması. Yani bir... Ya. Biz niye sağduyu sahibi birini yollamadık? Hakikaten biz niye ikinizi gönderdik? Abi takımın kötülük oranı fiziksel boyuyla ters orantılı. Böyle bir şey olabilir. Çok doğru bu arada. Aynen öyle. Tamam o zaman. Daha da fazla rahatsızlık vermeyelim. Bana verdiğim bir altını adamın önüne atıyorum. Altın değil, gümüş kendine gümüş. Pardon. Çünkü hayatı kurtulur. Neyse o da evet, o kadar da değil yani. O zaman adamı öldürmem gerek. Olur mu? Verin lan. Böyle Grimaldo böyle best team ever diye bir bakış atıyorum böyle. Sonra içeri giriyoruz. Aynen. Odaya çıktık abi. Çıkalım. Şimdi odada bakabilirim kağıda. Ne yazıyor? Şey değil mi?
Saniye. Sazanavi.com. Mümkün. Kağıtta 31 yazıyor. Öf. Ya. Ben de yeni saçlarımla oynuyorum. Neler seksi. Lan senin evet. Kafanı ateşle tıraş edeyim mi? Nakit. Valla ben açıyorsun. Saçım olmadı bugüne kadar. Evet. Birazcık olsun. Ne bulduğunu söyleyeceğim. Onu da dızlayacağını düşünmedi diyeyim hani. Şöyle paket elimize ulaştı. Bankerle buluşma yeri dur bakalım. Cherry Stop Inn. Şuraya yazıyorum. Ben de o sırada yaşadıklarımızı anlatıyorum. Ha. Asen senin elindeki ne? Bu yere düşmüş bir kağıttı. İşte galiba önemli biri düşürdü. Onu aldım. Siz de okuyun isterseniz. Bakalım. Paket elimize ulaştı. İçerimiz bu arada Asen şunu yapıyor. Kimse yalan söylediğini anlamasa da sanki herkes anlamış gibi tamam dilencinin kolundan çalın diye itiraf ediyorum. Böyle durduk yere anladım yani. Ben direkt şeyi soracağım. Niye böyle bir şey yaptın? Biraz şüpheli bir hareketi vardı o yüzden. Pek tipi garip bir adam verince merak ettim. La oğlum elinde hiçbir şey olmayan bir adamdan bir şey çaldın. Helal olsun. Lan, bravo. Ama bir kağıt parçasına 4 gümüş verdim. Aslında çalmış da sayılmaz. Doğru. Hatta doğru. Onun bana belirli bir borcu var. Ücret ödenmiş bence kağıt parçası. Evet. Ben çok da problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yine yok. Böyle odada problem. Olduğumuz problem. Halde böyle birazcık daha sessiz olarak şeyi söylüyorum. Bir şeyler satmak için iletişim kurabileceğimiz bir yerler bulduk. Aynı ben zamanda, de tam onu soracaktım. Evet. Güzel. Belki bu bir şeyler satmak için değil, başka şeyler için de kullanabiliriz. Çünkü belki bunları satmayabiliriz. Böyle gösteriyorum yani eşyalarımızı. Belki başka şeyler için de uğrayabiliriz. Haberiniz olsun. Herkese buyurun. Nerede bu yer? Çıkartabilirler. O doğru. Senin dediği doğru. Şehrin güneydoğu tarafında bir mahallede. Neydi o? Zevlin Kaplan mıydı? Onu yazabilirsin. Zavallı Kaplan. Zavallı Kaplan mıydı? Aynen. Zavallı Kaplan isimli bir barda. Pancı'dan bir karamelli şekerleme istememiz gerekiyormuş. Yok şekerleme evet. Karamelli değil mi? Tamam işte ben orayı geçtim böyle. Şekerli karamel verdi. Pardon. Hah. Teşekkür ederim. Ya başka bir şey verirsin. Tamam güzel. Elindeki kağıt düşündüğünden çok daha fazlasını içeriyor Aseng. Tahminimce. Monami, bence bu oldukça tehlikeli bir bilgi olabilir yani. Tehlikeli değil. Bence buna bulaşmamalıyız. Yok, çok güzel para getirecek bir bilgi de. Ya da az bir para ama kesinlikle dilencinin canına mal olacak bir bilgi elindeki. Nanarpi, Monami pastel boya markası değil miydi lan? Evet. Monami arkadaşım demek. Bir de evet boya markası. Aynen. Ya. Oh, devam edelim. Bu bilgi bana yetti. Açıkçası benim yüzü faydam buraya net gidelim abi gibi de. Hani takımla birlikte olduğum için işte bakarız, düşünürüz ben, diye bir şey çıkıyor. Bir dakika önce. Ben şöyle düşünüyorum. Yeraltı dünyasının bir paket teslimatının yapıldığı bir yere gitmemiz pek... Hani bela aramayan bir grup için pek mantıklı evet. Gelmedi. Son tercih olarak belki yapabiliriz ama şu anlık ihtiyacımız zaten bir büyücüyle konuşmak ve eşyalarımızı satmak olduğu için direkt öyle değil de. Size söylediği hana mı gitsek hani direkt şey yapmak yerine sonuç olarak ihtiyacımız olan şey bizim eşyalarımızı satabileceğimiz bir bağlantı. Ara borsa, değil mi? Katılıyorum artı bir. Ben de Korvo'ya katılıyorum çünkü zaten bir bokun içerisindeyiz ve bu herifin kollarından kıllar mıllar çıkıyor arkadaşlar. Bu adam evet. Dragonborn yani. Daralıyor, çember daralıyor arkadaşlar. Yani sonra Korvo'ya... yine ölmek istersek gideriz. Tamam.
Tabii evet, ki şey olarak düşün. Şey diyorum ben. Eğer canınız çok zar atmak istiyorsa gideriz sonra. Sıkıntı yok. Şöyle bir iyilik yapalım. Aseng, hani bu yeraltı dünyasıyla ilgili biraz daha sevgi toplamak istiyorsan belki dilenciye geri vermek isteyebilirsin o kağıdı. Ama dilenciye geri verirse ulan sen bunu aldın mı deyip orada bir kargaşa. Kolundan uçmuş istedim. Gitmiş. Ben yerde buldum. Daha iyi bir fikrim var. Yapabilirsem Nakrin'e gösteriyorum sonra birden yok ediyorum. Bir yerlere sokup işte kayboldu demek istiyorum böyle. Slide of Fantasy. Siz bu konuşmaları yaparken ben şey diyeceğim. Daha iyi bir fikrim var aslında. Aseng gördüğünüz gibi eli çok çabuk bir insan. Bence Aseng onu gizli bir şekilde tekrardan yanına koysan, dostum bunu sen düşürmüşsün falan gibisinden daha iyi bağlayabiliriz. Ve ben Nakrin'e bu düşüncesini çok zekice buluyorum. Çünkü gerçekten bir yaklaşımımız olursa iyi bir yaklaşımımız olursa bizi yani bizi bir yere gönderip şekerleme aldırmaktansa o şekerlemeyi bizim için kendisi bile isteyebilir. Yani bunu düşünmüşsün yani bunu... deyip gitmek bence adamın yanına gidip çarım person atayım arkadaşlar. Yani böyle meta yapmayalım da. Seni başka bir adam kurtarıyorum der gibi bu kağıdı uzatıp bize bir iyilik borçlusun gibi mi? Ya, şöyle sonra... gizliden yanına koyalım o kağıdı. Bunu sen başarırsın. Tekrardan zaten Grimalda ile beraber gidersiniz. Biz de yakında bekleriz. Hani bu kağıdı bir şekilde oraya yanına gizlice koyarsın. Dostum insan düşünmüşsün. Da veya... olan bir adam hani. Başımıza bir şey sokabilir. Yani, o yüzden bence hiç gitmeyelim geri. Hayır, sakin olun. Zaten şunu yapacağız. Kağıdı düşürmüşsün. Aa senden düştü gibisinden yapabilirse ki yok. Ben Aseng'in bunu rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Abi direkt yanına atalım. Bize ne ya? Bir daha geçerken yanına fırlatalım. Bir daha böyle RP yani RP yapmaya ne gerek var diyeceğim. RP içinde RP'ye ne gerek var anlamında diyorum. Yani arkadaşlar niye böyle bir fantezi arıyoruz? Evet, gidelim ya, zaten şey gideceğiz. Gidelim yanına bir yere bırak. Yani yanından geçerken biri konuşurken bıraksın. Yani aynı anda düşen bir kağıdı fark edebilecek bir adamsa zaten bizim hayatımızı kaydırır. Ama rotamız orası değilse onun önünden geçmek birazcık tehlikeli. Siz zaten hemen gidip geldiniz o kadar uzakta olamaz diye düşünüyor karakterim. Neredeydi bu dilenci? Şeyden sonra tamamen çıkınca hemen karşı tarafta, sokağın karşı tarafında, ara sokağın kenarında. Şimdi benim önerim bir şekilde direkt vermek, hani bir iletişime geçmek yani. Hani kaybettin galiba, senden düştü yapmak. Çünkü direkt eğer öyle yapacaksak hiç vermeyelim. Hani niye riske giriyoruz? Şu an zaten alarak girdiniz ya. Alarak zaten hani zaten bir adam karakterim hani bu arada cidden bunları yapıyor bak falan. Hani adam kara borsadır, suç dünyasıdır bunun içinde. Birisi ondan ceplemiş. Bugün kimle yakınlaştı? Kim ona sarıldı falan yani. Bağlantı kurması zor olmaz bence. O yüzden diyorum hani eğer wisdom check. Bu bir intelligence değil mi? Wisdom. Bu intelligence bir saniye. Bu intelligence değil, bu wisdom. Wisdom'un yüksek intelligence herhalde. Bilmiyorum. Bakayım çamur karakterimi. Evet. Ya biz zaten yeraltı dünyasında şeyleri satmaya gideceğiz. Bir daha adamın karşısına çıkıp kendimizi gösterip sonra yeraltı dünyasına inip... Tamam arkadaşlar. Yapmayalım. Allah'ını sevdi. Direkt siktir olup gidelim. Aslan kağıt nerede? Kağıdı niye aldınız o zaman? Şöyle. Aynen öyle. Elinizdeki kağıt o dilencinin hayatına mal olabilir. Bana. O yüzden geri vermemiz lazım. Rotirium benden sonra partideki en yüksek aykış ulu adam bence lafını dinlemeliyiz mi gideriz diye düşünüyorum ama. Hadi arkadaşlar işimiz gücümüz var. Abicim adam bak burada kaç tane Avrupalı oturuyoruz adam Türk gibi kurda dönüşecek birader gözünüzü seveyim gidelim tedavi ettirelim şu adamı ya lütfen bak. Evet doğru. Tamam o zaman şöyle yapalım biz oradan ya, geçerken bu para giderken. Biz hala bunu tartışıyoruz gözünüzü seveyim 16 ya. Günümüz var biz bir yıl 12 günde gittik bir dur. Bir yıl 12 bir dur. O zaman oraya doğru giderken zaten kalabalığız. Yine onun önünden geçelim. İşte İstersen dikkatini dağıtabilirim.
Aynen, dikkatini dağıtın, ben de geri vereyim. Teşekkür tamam. ederim. Yanına teşekkür at, ederim. Geri verme. Yanına gizlice geri bırak. Derken işte ha. gizlice geri bırakacağım. Dostum o evet. senden düşmüş, bitti bu kadar. Hadi gidelim arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun sen olarak? Bir şey diyeceğim. At yanına. Böyle ya. Bir insana yani içine soktuğunu gördüğüm için düştüğünü pek inanmayabilir. Mümkün. Evet. Gizlice koymak daha mantıklı. Yanına bırakıp gidelim. Hayır, haberimiz olmazsa neden bir katakulli olduğunu düşünsün? Ben anlamıyorum bu. Yani ne varım? Adam aynen. kolunu soktu, kağıdı yerde kağıt bulacak. Alabilir miyim? Ya üç parça zırh satacağız. Ne olur, ne olur, ne olur. Bu kadar büyütmeye gerek yok yani. Abi kanalizasyon nerede? Kanalizasyon nerede? Abi ben o korumayı ya. Korumaya dönüp diyorum ki. O bile yok. Bak ismini az önce Yahya düşünmüştür belki de. Anladınız mı? Ben korumaya dönüp diyorum ki. Sen tek çocuk mu büyüdün? Dişlerim mi zırhları parçalıyorum ben. Bitti abi. Ne kağıtmış ya? Şimdi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bunu çıkıyorum. Anlatayım. Çıkıyoruz tamam. abi. Önce bir taverneden çıkıyoruz. Çıkıyoruz abi. Ne kağıdı çalacak? Ne? Çalacak mı? Sleight of Hand'ı o yüzden mi attın? Galiba öyle oluyor. Çalmış yani. Bu arada kağıdı senden çalmış abi. Çift kritik var ekranda. Aynen. Ne diyorsun lan? Oha! Çaldım değil mi? Evet. Muhtemelen. Bari ben bir şey ataydım. Yok abi çift crit atmış hani. Adamdan çalarken ya. İyiydi. Adam bir şey attı mı? Attı attı adam. Bir şey yapamam o zaman. Adama şey, çaldı yiyorum. Bak biliyordum işte ya. Bir dakika. Grimaldo. Yaptığın şey şu mu? Nakrin'den kağıdı çalıp yedin. Nakrin'de evet. peki kağıt. Bende değil, Aseng'de. Aseng'de ya. Aseng'de. Aseng. Ben ben gidip şey yapacağım hani gümüşünü atacağım, dikkatini dağıtacağım. Zaten bom hani Dragon Man hani arkadan da Aseng kağıdı bırakacak sonra pıt pıt gidecek tik. That was the plan. Tamam. Aseng senin ruhun da dönüyor. Hani şey yapsam 5 yıl geçse sen hala üzerinde zannedersin. Kağıt yani. Nereme koydum? Hangi cepteydi ya? Ararsın ya. O kadar. Biz hiçbir şey olmamış gibi planı yine kağıdı de devreye kaybettim. Hadi bakalım. Kağıdı şu an gidiyorsunuz. Kaybettim. Grup haline gidiyorsunuz. 6 kişi. Önünden geçeceğiz. 2 metrelik bir Dragonborn. Yanında şeyle 150 santim genişliğinde bir cüce falan böyle. Ben RP yapıyorum. Ben buraya FRP oynamaya geldim. Niye gerçek hayattaki değerlerimle oynuyorum? Pet şey mi? Grimaldo yap. Ya. Neyse. Ben hani en başta yaptığımız planın mantığıyla önüne geçiyorum bir dilencinin. Bakıyorum aşağı. Bakıyor sana. Evet. Duymadım. Abi o sırada ben yokluyorum evet. herhalde. Bir şey de bulamıyorum. Ben bir keseyi yani şey yapıyorum böyle şıngır şıngır şey yapacak şekilde böyle açıyorum bir şey yapıyorum. Bakıyorum keseye. Orada hani gözünün önünde keseyi açıyorum hani yavaş yavaş böyle. Ben de Asen'in kulağına eğilip şey diyorum. Hadi sen amına koyayım bıraksana şunu. Hafif gözümle şeye bakıyorum hani Asen'e bakıyorum şeyi bırakacak mı diye. O sırada tekrardan keseye bakıyorum. Oradan bir gümüş çıkartıyorum. Asen böyle o sırada. Keseyi kapatıyorum. Keseyi tekrardan belime koyuyorum. Belime bağlıyorum. Tekrardan Aseng'e bakıyorum. Aseng hala kendi üzerini arıyor. Hani. Diyor ki göt cebinde çakmak olacak. Aklınızı aldınız. Bu işi tutuyorum. Havaya atıyorum. Hani. Sonra tekrardan tutuyorum. Aseng'e bakıyorum o sırada. Ben o sırada beyefendi, neden? Atıyorum. Ve devam ediyorum. Ne istiyorsunuz bunu benden? Burning Hands ilk Michael Jackson dansı ve ilk Michael Jackson dansı ortaya çıkar. Abi orada. Abi ben yürüyüş yapmaya başladım. Abi. Ben gümüşü eline veriyorum. Bugünlük senin duyurun. Abi Narnep Büşra. Tanrı sizi korusun beyefendi. Zorluğunu yapmaman lazım. Yani bizlere kolaylık sağlaman lazım. Anladın mı? kolaylık sağlıyorum.
Devam ediyoruz. Hani. Bu beyefendi sizinle beraber mi? Hangisi? Bu non beyefendi. Non. Aslan gösteriyor. Bu. Ha yok ha, yok. O bizle beraber değil. Ben de tanımıyorum gibi bir kafa sallıyorum böyle. Bir tabii ki şaka yaptım. Bizle ben de şey yapacağım o sırada. Bozup şey diyorum. Tabii ki şaka yaptım. Bizle beraber. Al dostum ben de sana bir şey vereyim. O arkadaşım verdim abi böyle. Aa ama daha şaka. Fazla dikkat çekemeyiz. 6 tane ruh hastası tiyatronun etrafında bir tiyatro oyunu çeviriyor. Ben gittim. Biri gidiyor böyle yapıyor. Öteki böyle yapıyor. Ay şaka yapıyor. Efendi. Ya bir şey diyeceğim. Ya ben arazi oluyorum. Direkt stealth atıp ben herkese görünmeden bir yere saklanmak istiyorum. Kalabalığın arasına karışacağım hani. Hatta yok oldum şu an. Bak 24 attım ben gittim abi. Hangi nom? Ne nomu? Nom yok ki. Aynen, bunlar bana bakarken ben yok oldum bile. Şöyle bakıyor. Şu beyefendi. Ha. Hangi? Yani şey kısa bir kadın var ama hani ona beyefendi demek biraz ayıp olur. Ya ben yokum yokum alo. Sen bizim nesin? Sen kayboldun ki. O da mı gitti? Ben en başta gittim. Büşra daha önceden Ahmet kaybolmadan önce yürüyerek uzaklaştı. Evet. Tamam. Ben böyle ağzımı şapırdatarak yanımızdan geçtim. Tamam. Ben görüntü... Siz tamam. Orada dans etmeye başladınız. Umarım bir gün zengin olursun diyorum adama. Para vermiyorum ama bu sefer artık. Bir daha gümüş vermiyorum. Sadece iyi dilek. Yani. Tamam. Ben de... Anlamaya bakıyorum böyle grim halde. Lan diye vuruyorum. Ve ilerliyoruz. Biz abi, ilerliyoruz. Aseng ortadan kaybolmuşken ben oradaki o az önceki muhabbeti şöyle toparlayacağım. Hani şöyle. Bu evet arkadaşım dedim. Aseng'i gösteriyordum ya. O sıra Korvo'ya döneceğim. Evet benim arkadaşım yapacağım ki toparlansın abi. Muhabbet de gidelim okay. Buradan. Tamam. Evet. Yerat dünyası bize götüyle gülecek. D&D Wisdom sayfasına çıksak bu namına koyayım diyecek. Gerçekten. Ondan sonra niye burnumuz boktan kurtulmuyor? Can Sungur izlese FRP'yi bırakıyor. Bir daha oynamıyor değil mi? Basit bir anı bile ha düştüğümüz karmaşaya yani, bak. Bir şey olmayacaktı büyük ihtimal yani bilmiyorum ama kağıt olabilir yani. Oğlum D&D'de neler oluyor yani. Bak. Nanarp'i açıklayayım mı? Yani. O kağıt neydi biliyor musunuz? Büyük ihtimalle büyük bir shipment vardı. Büyük olabilir, küçük olabilir fark etmez. Yeraltı dünyasından bir shipment vardı. Bu shipment gerçekleşti. Ve bunun parasını almak için bu adam görevliydi. Ve bu adam gidip parasını alamayacak. Alamayınca yeraltıya dönemeyecek bu para. Üstlerine iletecekti o mesajı. İletemedi çünkü iki tane kısa ibne ondan önce kağıdı çaldı. Sonra diğeri, diğeri kağıdı yedi, etrafında diğer insan, diğer karakterler dans etti falan. Abi benim amacım neydi biliyor musunuz? Bak ben de bunu madem Nanarp'e döndük söyleyeceğim. Yani o bilgiyi aldık, o bilgiyi tekrar yerine bırakalım. Bu adama da bize yardımcı olmuş olalım kağıdı kaybetmiş gibisinden. Bu adamı da birazcık bize safımıza çeksek bizim belki de o zırh satışı bilmem ne işimizi kolaylaştıracak gibisinden ben bir yol düşünerek yaptım bunu anladın mı? Öyle bir şey yok. Belki bizim gözcümüz olur vesaire diye geri verecek. Ya. Yani, gözcümüz olur. Ben adam bağırıyor. Belki bilgi verir bir şey yapar. Beş adam verir. Bir bronz verirsin. Korvo orada bağırıyor. Bak kuduruyor. Çünkü niye biliyor musun? Abi direkt baltanla düşünüyorum bak. Hani bunu sen karakterin şeyine de yansıyor. Biraz yani mantıklı hareket edelim istiyorum yani. Adam bak adam biz adama dedik ki kara borsayla o taraflarla nasıl iletişime geçeriz dedik. Büşra intimideydi attı. Başarılı oldu. Biz bunun bilgisini zaten aldık. Evet. Sonra dedik ki bir de kağıdını çalalım. Ne var bunda yani? İşimize yarayan kısmını, ihtiyacımız olan kısmını aldık. Tamam hallettik. Şu bara gideceğiz. Tamam oradan bağlantı bulacağız. Şifreli konuşmayı öğrendik. Hani aha, bir çakılmasın diye anlaşılıyorsun. Yine de kağıdını çaldık. Sonra getirdik. Okuduk. Anlaştık. Kağıdı yedi. İşte kritik nokta bu. Kağıdı yedi anladın mı? Yapılması gereken şeyler olabilir ya. Kağıdı çaldık. Belki daha mantıklı bir şey söyleyeceğim.
çalmamak. Buraya gidip oradaki teslimatı biz yapacağız deyip parayı alıp kaçmak. Olur bu arada. Ama abi olur tabii. 3 gün içinde büyük olursa ihtimalle yani. Arka tarafımıza istenilmeyen cisimler girebilir. Gerçekten yok. Ben RP olarak söylüyorum. Şu an RP'ye geçiyorum tekrar. Az önceki rejimden sonra. Diyorum ki geri zekalı mıyız biz diyorum. Biz yeni girdiğimiz bir şehirde sadece eşyalarımızı kara borsada satabilmek için bir satıcı arıyoruz, bir alıcı arıyoruz. Biz neden yeraltı şehrinin bilmem ne mallarının teslimatına biz yapacağız diyoruz. Bak ben anlamıyorum bunu. Kimin fikri bu? Bak Büşra. Ben... Bak, harbiyiz Büşra değil ha. Bu fikir çıktı ya, ben yetiştiğimizi varsayıyorum. Sinek kafasına bir tane daha vuruyorum. Diyorum ki ne gerek var böyle bir şeye? Efendim Emre, yanlış RP yapıyorsun ya. Abi benim hayır. Tamam mı? Buradan... Devam. Benim bir lobumla düşünebildiğim şeyi 2, 4, 6... Yo ben işin dışında kaldım. Oğlum ben de dışındayım. Ben de çalınmasını istemiyordum zaten. Ben de istemiyordum. 2, 4, 5, 6... Bu arada Ahmet de istemiyor. Ahmet de o işe girmek istemiyordu. Ne gerek var abi? Para işe girmek de aynı. Tamam ya, şaka yaptım zaten. Kağıdı ama güzeldi. Tamam, niye geri veriyoruz? Giderim yok. Doğru. Şöyle, geri vermemizin sebebi şuydu. Biz sonuç olarak adamdan isteğimdi. Bir şey çaldık. Adam belki fark eder bunu ve bizim başımız bir daha belaya girer. Çünkü hani Allah'ın siktir ettiği köyde öldür yaptığımız katliamdan başka bir şehirde hapse girdik ya. Doğru. Böyle şey fark ediliyor yani. There are some consequences arkadaşlar. Bazı ama geri versek de bu sefer çaldığımız için bizden önce yeraltı dünyasında bir şeylere müdahale edebilirdi yani. Ya yeraltı dünyasında. Belli olsaydı evet. Götümüz zaten Allah'a emanet. Bir de oradan... Hayır, geri götürseydik belli olacaktı işte bizim çaldığımız. Mümkün, her şey mümkün. Belki de fark etmeyecekler. Tamam, aynen, boşuna şey yapıyorum. Artık tamam. Artık gidelim yok. Abi. Aynen. Evet. Etrafta ne görüyorum ben? Satıcı, shop, bir şey görüyor muyuz? Etrafa soracağım. Şimdi o meydan, birazcık daha böyle meydana, merkez olduğunu düşündüğümüz yerlere. Senin etrafına sistem... bakarken onu görüp ben diyorum ki bak şeye gideceğiz, Tiger Bar'a gideceğiz. Orada yer diyorum. Tiger Bar'a akşam gitmemiz mantıklı olur ben bence. Ben diyorum ki şehrin güneydoğu tarafında abi, mahallede. Saat zavallı olmaz herhalde yani. Tamam. Korbo, bunu buralarda satmamız dediğin gibi birazcık riskli. Çünkü avlan falan var. O yüzden bence direkt oraya gidelim. Üstümüzde satılacak hani mesela bir kağlık gemle falan gitmeyelim mesela ya, satış işlem yapılacak yere. Şimdi sen normal jenerik şey arıyorsun. Esnaf arıyorsun. Ben normal esnaf arıyorum çünkü arkadaşlar normalde satacağımız şeyler var. Üstüne hayvan gibi yükümüzle sırtımızda gemle, zırhlarla bilmem nelerle yeraltı dünyasına gitmeyelim. Yeraltı dünyasının takas yapılacağı para. Peki satmak istemediğimiz ama değerli şeyler var mı? Yani o var. Banka falan var. Şöyle. Ben onu soracaktım. İyi hatırlattın Ahmet. Banka tarzı paranı bırakabildiğin bir yer var mı burada? Var. Bunu daha önce araştırmıştınız. Genel bir güvenilir bir yer, doğru mu bu? Hani hatta herkes iki çeşit banka vesaire evet. Araştırmıştık. Evet, iki çeşit banka var. Bakıyorum global böyle. Korbo, peki şöyle yapsak, biz oraya Asenk'le beraber gidip görüşsek. İki banka var. Bir tanesi Avusturya çapında, bir tanesi İsveç Bankası. Avrupa genelinde şey yapıyor, çalışıyor. İsveç iyi. Şöyle iyi bir fikir olabilirdi ama şu an bilmediğimiz, risk alacağımız bir yere bence ait dağılarak gitmemeliyiz. Yani birbirimizle bağlantımız koparsa hiç bilmediğimiz bir şehirdeyiz. İşler nasıl? Bir de normal bir şehre göre herkesin gördüğü şekilde birazcık daha böyle birazcık yoksulluk. Bir sıkıntısı var bu şehrin. Bilmiyoruz henüz ama bir sıkıntısı var. Belki savaştan çıktığı için böyle bir sıkıntısı var. Olduğumuz şehrin historisiyle alakalı bir şey biliyor muyuz? Yani ya da biliyor muyuz? Proficient olanlar sadece history check atabilir konuda. History'de proficiency. Bende var. Ben atabilirim. Onlar bunu düşünürken ben sağda solda gördüğüm bir insana gidiyorum. Veya işte bir canlıya diyeyim. İnsan biraz ırkçılık oldu burada. Birini görüyor muyum? Normal halktan biri olur yani. Şimdi sen esnaf arıyorsun. Şöyle, ben esnaf şu an esnaftan önce herhangi birini arıyorum ben şu an etrafta. Yol sorabilecek biri. Yol soracak biri. Tamam, durdurdum hemen. Bir tane böyle. Elinde çantası şöyle bir tane böyle. Siyah saçlı, kıvırcık hani. Genç bir tane adam. Tamam. Merhaba, iyi günler diyorum. Merhaba. Biz bu şehre yeni geldik de bir sorun var. Yardımcı olabilir misin?
Acelem var ama kısa bir şey mi? Vaktini satın alabileceğimi düşünüyorum. Yani vaktini çaldığım kadarının karşılığını verebilirim verdiğim bilginin. Okey. Diyorum ki biz bu şehirde yeniyiz. Eşyalarımızı satıp yeni eşyalar alabileceğimiz öncelikle bir market, bu tarz bir şey var mı? Varsa nerede? Ya evet, şu hemen bu meydan değil, bir sonraki kesişimde her türlü şey bulabilirsiniz. Nalbur, züccaciyeci, bir sürü şey var, dükkan var o tarafta. Tam olarak ne satmayı Peki. düşünüyordunuz? Ya işte zırhtır. İşte savaştığımız orklardan falan aldım. Zırhtır Ha. bilmem ne eşyalar. Öyleyse duruyor bayağı böyle bir. Belki bu düşünmene yardımcı olur deyip işte bir gold veriyorum. Wow, bir Oluyor. gold. Alıyor böyle Evet. biraz gözleri açılıyor falan böyle. Evet, biraz bonkörüm farkındayım diyorum. O dört yoldan bir 100 metre daha ilerlerseniz sol tarafta ufak bir şey var. Meydancık var. Orada aranızı bulabilirsiniz. Ki diğer o bahsettiğin Kaçıyor. kaçıyor. Aldı ve kaçıyor. Gidiyor yani. Adam parasını aldı. Nasıl? Bir şey diyeceğim. Tamam. Aslengin olduğu yolun tarafından mı kaçıyor? Yani Ne? benim etrafımım. Yani şu an kaçtığı Yol tarafta kesti. mesela. Siz hep beraber değil Tamam. misiniz şu anda? Benim ters tarafıma Aha. mı kaçtı? Aynen biz birlikteyiz de adam. O yüzden soruyorum. O bir Adam yolda yanımdan çalışan geçiyor mu diyor. Siz Hani. şöyle geçiştiniz. Devam etti o Ya yolda. ya. Ha, tamam. Çal bir Tamam. goldu çal kovala çaldı. Bu arada bir gold az para değil ya. İyi Değil. paraydı. Aynen. Enayi parası Ya. oldu adam için. Adam için. Ya evet. Önemli değil. Biz şu an nereye gitmememiz gerektiğini de öğrenmiş olduk aynı zamanda. Hani Tabii. nerede aramamamız gerektiğini bilmiş olduk bir Ya. nebze. Devam ediyorum. Başka birini daha çevirmek istiyorum. Var mı? Tabii. Sen bir ilk önce investigation çek. Ya, görüp Bu görmediğim şehrin için mi? evitasyonunu Ha, yok. yükseltiyorsun sen gold dağıtarak. Bu şu. Sen aradığın bilgiye sahip insanları bulabiliyor musun? Heh, Ben tamam. sıradan birini arıyorum aslında da tamam o da Tamam. olur. Tamam ama bunun işleyişi bu. Sadece onu söylüyorum. Tamam. Tamam, Tamam. sıradan birini arıyorum. Ben hani burada bir süredir yaşadı. Ha, şöyle yaparsak daha iyi olur. Bir süredir burada yaşadığını düşündüğüm buraya ait birini. Ha, o Ha, yüzden onu buluyorsun. halktan biri Onu dedim. bulabiliyor musun işte? Onun ihtimali de var. Tamam, Yani. o yüzden Ha, dedim. Oradan şey tamam. yaptım. Şimdi karşına çıkıyor bir tane bu sefer. Biraz böyle orta yaşlı böyle. Üzerine böyle deri ceket olan bir tane adam böyle. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz bu şehirle ilgili bir sıkıntı var mı? Son zamanlarda neler oluyor bu şehirde? Etrafta birazcık şey gördüm. İnsanların birazcık yorgun, biraz yıpranmış gördüm. Taşın altında mı yaşıyordunuz bilmiyorum ama Karnitan Krallığı'yla savaştayız. Anladım. Sokaklarda Bu çok yüzden. fazla bekçi, asker vesaire fark ettiyseniz yok. O Evet, biz gezgin olduğumuz için yüzden bilmiyorduk. yani durumlar pek iyi değil şu anda. Tamam. Diyorum. Başka soracağım bir şey yok. Peki herhangi bir tehlike altında mı şu an? Şu andaki savaş nasıl gidiyor? Oğlum Warbelt mi lan bu? Ya Yani bildiğim öyle kadarıyla en bu. son duyduğum haberlere Arkasından. göre Kriterfeld'i cücelerin yardımıyla Kanten'den geri aldılar. Ama Wolfsberg tarafından şu an Kras'a doğru epeyce bir asker ilerliyor bildiğim kadarıyla. Tamam, çok teşekkür ederim Bir deyip bir soru da gün ben sorabilir miyim? ha. Buyurun. Arkadan ben yaklaşıyorum. Bizim gibi insanlara ihtiyacı olabilecek birilerini biliyor musunuz veya nerede olabilir bu kişiler? Bizim gibi insanlar deyince ben şöyle bir bakıyorum şu Dragonborn'a. Lafın gelişi. Yo ben Yani baktım sadece. ne gibi paralı ihtiyaçlar asker nasıl diyorsunuz? diyorum. Paralı asker. Yani ilan panolarına iyi bakın, dikkatli bakın. İlla ki bir şeyler çıkar Map tuşuna karşınıza. basıyorum. Map açıyorum. İlan panosunu arıyorum. Tamam. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim deyip bir gümüş veriyorum adama. Bizden daha Alıyor. şeyi bol gönüllüsü yok. Çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için diyorum. Rica ederim. Kendinize dikkat edin. İlk Bayağı hırsız var şu sıralarda. ne oluyor? Şu sıralarda bayağı hırsız var sokakta. Yan kesiciler. Dikkatli olun. Teşekkürler. Tamam.
Devam ediyor. Diyorum ki kesesini birazcık daha güvenli bir yere koysun yani. Evet, ya da saklamak istediği kağıt parçasını düzgün bir yerlere koyun arkadaşlar. Çalanlar varmış bazı ipni. Ha, ben o sırada güzel. Bu iyi bildiğimiz iyi oldu bence. Abi etrafta hayvan var mı? Hiç yani böyle sokak hayvanı var mı şehirde? Ha, sokak hayvanı, köpek var. Kenarda görüyorsun, kediler var birkaç tane. Durumları ne durumda böyle? Köpekler bayağı sıska, şeylerini, kaburgalarını sayabiliyorsun. Kargalar var etrafta başka. Görebilirim. Kediler fena değil, kedilere bakılıyor gördüğün kadarıyla. Abi ben böyle iç cebimde hayvanları falan çok sevdiğim için bir mama yem bir şey taşırım. Bunda meta yapmama izin veriyorsan taşıyor olacağım. Yani o, üzerinde şey var. Ration var. Rationlarından bir tanesini tamam. Çıkartabilirsin. Ha, ben eksiltim. Bir tane ne atayım? Yok. Rationlarından bir tanesini eksilt. Ha, tamam. Bunu yaptığını görünce ben de bir tane ration veriyorum. Artık 41 rationım var. Abi ben yapacağım. Bu sıska olan köpeklerden bir tanesini çağıracağım. Hani bunun için yeteneklerimi de kullanabilirim. Ona biraz yem vereceğim böyle. Hand vardı ya büyücülerin. Ya Mage Hand. Mage Hand. Lan bak yemeği aç gelecek zaten. Hayvan yok, benim kanka druid ya. Getiriyor hani. Biraz karakter hukuma göre RP yapayım ya. Yağmur yağmaya başlıyor bu sırada. Siz yolda ilerlerken. Ben abi verdim bir tanesine böyle tatlı. Ben de sana vermiştim. İki tane verdin. Yiyor mutlu böyle. Sana bakıyor böyle şeylerle. Puppy eyes yapıyor sana böyle. Konuşa da bilirim ha onunla. Yani öyle de elini yalıyor falan böyle. Sevirken. Ben de seni sevdim diyorum buna. Anlar beni zaten. Tebrikler. Dizenteri kaptın. yağmur da başladı. İsterseniz acele edelim. O genel merkezin böyle birkaç şehrin olduğu, züccaciyenin olduğu yer değil de söylediği bir dakika. Belki de tuzak olabilir. İkinci söylediği yer belki de tuzaktır. Bizi bir tuzağa yönlendirmiş de olabilir. O yüzden dikkatli olun. Çevrenizi iyi kollayın diyorum. O yüzden ben mesela çevreme dikkat ederek ayık olarak devam etmek istiyorum yürüyüşümüze. Tamam. Perception check at o zaman. Biraz daha alert moda geçiyorum ben de olunca. Ben de daha iyi incelemişim. Arkadan doğru geliyorum ya. Yani etrafa bakabilmek için. Korvo'nun bu söylediği üzerine ben de biraz daha böyle dikkatli bir şekilde bakabilir miyim etrafıma? Nakri senden de perception. Dikkatli ilerleyen herkes perception. Ben gözlerimi kısıyorum kurt adamlığın da verdiği o yeni seslerimle. Bakalım neler göreceğiz. Hiçbir şey. Allah'ım artık kör ama. Oğlum onları nasıl söyle bana. O yedinin kağıt zehirlidir inşallah da. Ben kurt adam olmaya tamam bu arada. Kurt adam olmak güzelmiş. Bayağı dikkatli bir şekilde ilerliyorsunuz. Adamın bahsettiği o dört yoldan geçiyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla gerçekten hani genel sıradan halkın alışverişini yapacağı meyve, sebze, pazar yani kısacası burası. Okay. Orayı geçiyorsunuz. Orayı geçerken sen fark ediyorsun. Bu arada. O iki bahsettiği iki yer arasında bayağı yine marketler, dükkanlar falan var. Esnaf dolu burada. Fırınlar, ayakkabıcılar falan filan. Nakrin sen bunu çok dikkatli baktığın için fark ediyorsun. Etrafta dolanan bir grup nom var. Ve bunlar müşterinin paralarını çalıyorlar. Aa. Ve kayboluyorlar. Aralarında hemen kaybedip dağılıyorlar. Niye şaşırıyorsunuz lan? Klasik nom. Ama hani sen bunu görmedin. Yok. Genelde görmeyiz. Hani ben bunu görmeyiz yani. Bizden habersiz olur. Aseng sen bunu görmedin. Fark etmedin. Ben yapıyorum. Aseng'i dürtüyorum hani gösteriyorum şeyi. Artık gördüm bence. Gördüm. İstersen bir konuş. Ben bunlar işi bilir. Nereye gideceğimizi, nasıl ne yapacağımızı. Bunlardan daha kesin bilgi alırız ha. Abi böyle gidiyor. Önce şunu yapalım. Submate yapıyor böyle. bu kesemi olan yerleri bunların çalmayacağı şekilde her yerime bir sokuşturuyorum. Ya ben bunu görünce herkes uyarıyorum bu arada. Anladın mı böyle? Aynen.
keseleri sokuşturun. Sonra ben de birazcık gnomrok tarzıyla yanlarına gidiyorum. Yani böyle pek kendimi belli etmeden birden merhaba diyecek bir şekilde. Evet. Gidiyorum. Direkt gidiyor muyum? Bir şey atmama gerek var mı? Atmana gerek yok. Sen şey yapıyorsun. Yanına gidiyorsun böyle. Bir tane şey. Kız. Gnom. Şey yapıyor. Yine aşağı koy senin boylarında. Böyle şeyle kızıl saçlı. Sana bakıyor böyle. Etrafına bakıyor. Diğerlerine bakıyor. Bir persuasion check at. Okay. Sana bakıyor. Tıp 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 hemen kayboluyor. Ah fuck. Hepsi mi kayboluyor? O yanına gittiğin kayboluyor. Diğerleri zaten hani çoktan. Diğerleri meşgul. Ortalık olmuşlardı. Abi bunlar gnom. Bunlardan korkulur. Ben pıtı 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 partinin yanına geri dönüyorum. Ben şey dizimin üstüne iniyorum. Asengin boyuna. Aynen. Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Yani korktular sadece. Çok mu çirkinim ya? Benim ben sarılıyorum Asengin. Ben de şey hani ellerim zaten 10 santim ya. İşte bir şey sarılmaya çalışıyorum böyle. Diyorum ki bunlardan bir şey öğrenemeyiz. Ama böyle şeyde gördüklerin zaman bana söyleyin diyorum. Sonra yolumuza devam edelim. Hadi şop bakalım. Bölgesine geldik anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Geldiniz. Ne görüyoruz? Ne tarz mı? Şimdi ilk söylediği züccacilerin kalabalık bir alanın olduğu merkezde miyiz yoksa ikinci söylediğinde miyiz? İkincisine ulaştınız şu anda. Tamam. Ne görüyoruz? Şimdi şey var. Biraz arkada nabur vardı. Genel tüccar görüyorsunuz hani mallar, şey böyle ham madde işte ne bileyim şeydir, undur, ondan sonra şeydir, tahıldır, kömürdür. Bu tarz böyle ham maddelerin işte satıldığı bir şey var. Ambar böyle biraz arkaya doğru bir depo gibi yerin önünde öyle bir dükkan var. Ondan sonra şey var, ok tüccarı var, okçu mu deniyor ona? Bilmiyorum, Fletcher saçısını izledi. Yani Fletcher var. Ok şeyi, zanaatkarı. Şey var. Birkaç tane demirci var ama fark ettiğiniz kadarıyla farklı alanlara yönelmişler. Bir tanesi genel aletler üzerine, bir tanesi zırh üzerine, bir tanesi silah üzerine vesaire. Daha sonra kuyumcu var mı? Kuyumcu. Söyleyeyim. Değerli taştır kuyumcu. O tarafta değil, onun karşı tarafındaki sokakta öyle bir şey görüyorsun. Ha, bu arada Passive Perception'ınızı fark edebilirsiniz bunu çok kolay bir şekilde. Biraz daha sizin gittiğiniz yönün ilerisinde bir kule görüyorsunuz. Böyle tek şeyli gotik yapılı. Ama hani herhangi bir böyle kiliselerdeki gibi bir başka bir çatıya bağlı vesaire değil. Tek bir kule. Diğer binalardan ayrı. Dümdüz yukarı çıkıyor. Ve epeyce yüksek. Yaklaşık 20-30 katlı bir bina yüksekliğinde gibi. Bir daha büyücü önce olarak gözüme bir şey çarpıyor mu benim peki bu kulede? Ha. Bir arkana çek at sen. Ben de o daha tarafa önce gördüğüm. Pardon. Ha. O tarafa doğru bakarken o şeylerin, demircilerin mesela olduğu sokağın karşı tarafında başka bir sokakta şey görüyorsunuz. Bir arkanist dükkanı görüyorsunuz. Oh. Nice. Bu az önce gördüğümüz o kule tipi binaya baktığım zaman mimarisi bana daha önce gördüğüm bir mimariyi hatırlatıyor mu? Tanıdık bir şey görüyor mu? Neyi hatırlatıyor? Almanya'da, Avusturya'da gördüğüm bütün şeylere genel taş mimariye benziyor. Katedral, kilise. Özel bir ayırt edici hiçbir özelliği yok yani. Bir logo amblemi yok yani. Şöyle, sen de Stone Cunning var değil mi? Hı hı. Tamam, bir history check at sen. Etiyan, sen kulayla alakalı herhangi bir şey anlayamıyorsun bu mesafede. Okay. Bu arada nakline diyorum, şuradaki alkımistan acaba kurt adamlık ilgili bir şey sorsak mı, bir şey etsek mi, sığınmayla alakalı. Yani bir arkadaşımızı ısırdılar falan desek belki ama yok ya ki. Da bir göreve çıkacağız. Sıkıntı olabilir.
Direkt bence şöyle yapalım. Bu kurt adam olayını direkt gideceğimiz büyücüye soralım. Çünkü diğer o güvendiğimiz, bize yardımcı olan kadın bizi direkt o büyücüye yönlendirmişti ya. Başka evet. Bence başka birilerine sorarak başımıza bela almayalım. Çünkü aşırı dindarlarsa veya şeyse abomination işte Tanrı'nın belası falan deyip zarar yani bize zarar vermek isteyebilirler. Yani o yüzden direkt... O büyücüye götürdüğümüz kutuyu toparladınız mı? Bir açmıştınız kurşun kısmını falan. Yok. Şeyler görünüyordu. Kapattım. Aynen. Şu an toparla o kapattım. Evet, tamamdır. Hı-hı. O da başımıza iş açmasın. Bu arada Koro sen hani çok özel bir şey ayırt edemiyorsun kuleye baktığın zaman ama kesinlikle hani diğer gördüğün kilise vesaire yapılardan daha farklı olarak bir kendi twist'i var. Hani kendi yorumu var mimarinin kesinlikle. Onu görüyorsun. Özel mimari bir şey yok ama ilk defa mı böyle bir bina görüyorum? Tarz olarak yeni değil ama şey özel, özelleştirilmiş tarzı yine de. Anlatabiliyor muyum? Tamam arkadaşlar orada şey var, quest var. Şimdi gitmeyelim oraya. Deyip böyle gerçekliği büküyorum. Ahmet kameran yan döndü. Erken Ahmet. Tamam. Kuyumcuya gidelim mi diyorum. Üstümüzdeki bir cemimiz var. Bunun değerini şey yapmak için. Hatırladığımız kadarıyla bu bika değerindeydi. Ne oldu ya? Ahmet kamerayı kapattı. Kamerası kapandı. Farklı karakter keyfi. Kuyumcu da var şeyin yanında, arkanistin yanında. Farklı birkaç tane daha dükkan olduğunu görüyorsunuz onun yanında. Tam olarak ne oldukları ve bir dil yakınlaşmanız gerekiyor görmeniz için. Tamam. İsterseniz önce kuyumcuya giderim çünkü üstümüzdeki tek parçaya en değerli olan şey bu. Onu... Evet bence de mantıklı. Zaten zırhlardan falan çok aşırı bir meblağ geleceğini zannetmiyorum. En çok para edecek şey taş. Hı-hı. Gidelim satalım ondan sonra nereye bakıyorsak bakalım sonra gidelim işimizi halledelim. Sen ne diyordun? Ben. Sen ne diyordun şu? Ama niye satıyoruz ki? Yani... Ne yapacağız ki cem yani ticaretten başka ne işe yarıyor ki? Yüzük mü yapalım ne yapalım? Hayır bin altını şu kadar bir cem aracılığıyla yanımıza taşıyabiliyoruz. Eğer cemi satarsak bin altını taşımamız gerekecek. Şangır şangır etrafta gezeceğiz. Hatta hayır. Paramızı ceme çevirmeyi ben tavsiye edecektim. Saklamak olarak doğru söylüyorsun ama yani ama şimdi zaman... şöyle bir durum var. Bu işin de hani her cam her yerde aynı fiyat etmiyor. Doğru ama fiyat değişiklikleri hani benim bir gemiden kaptığım hani zümrüt başka bir yerde hani 750. Abi otoparkı soruyorum. Oyunda şey var mı? Platinum coin yok mu oyunda? Var. Sadece gold mu var? Var mı? Tam platine çevirelim. Platine çevirebiliriz doğru. Cemlerin fiyat oynaması o kadar değişmiyor diye ben RP içi salladım ama diyemedim doğru mudur? Yani şey yapıyor değişiyor ama o kadar fazla değil. Hani fazla oynaması için fazla uzağa gitmeniz lazım. Hani bölgede o maden çıkıyor mu? Hani ne kadar çıkıyor vesaire. Yani hani o kadar bir oynama olmuyor genelde. Ya ben paramızı ceme çevirme taraftarıyım. Saklaması daha kolay. Ve ben bazı yerler, daha önemlisi bazı yerler biraz kara market gibi parayla değil cemle bile çalışabilirler. Çünkü cem daha şey değerli. Ama çok büyük işler yapacağımız yerlerde, çok büyük miktarlar olduğu yerde cemle iş yaparlar veya daha dandik cemlerle. Yani satmak istemezseniz okey ama o zaman isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Önce alacağımız şeylere bakarız, ona göre paramıza göre satarız. O zaman demirleri, şey hurdaları elimizden çıkaralım önce. Hurdalar için şeye gittiğimiz daha. Ha, vır zıvır şey, şey olmayanlar. Tamam. Tamam. Şöyle, herkese uygunsa ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Direkt elimizdeki satılabilecek her şeyi atıyorum. Silahsa, silah satıcısına, zırhsa, zırh satıcısına bu şekilde tık 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 gezmeyi teklif ediyorum. Ne diyorsunuz? Hızlı bir şekilde, evet. Bana uyar. Ben de zaten aynısını teklif ettim. Ben de aynısını teklif ettim. O yüzden ben okeyim. Yeah. Tamam. Gördüğümüz o silah üzerine yoğunlaşmış diyelim. Öyle olduğunu düşündüğümüz şeye gidiyoruz. Üstümüzde
Şimdi bunları ben evde ayırdığımı varsayıyorum. Şu an bu listede ayıramadık hepsini. Şey yapamadık ama. Arma olmayan, başımıza bela açmayacak olanları göstermeye gidiyorum. Yani üzgünüm, bunlar hangisi, tek tek söyleyebilirim aslında ama. Gidiyoruz. Ne görüyorum? Nasıl bir shop? Şimdi içeri giriyorsunuz. Kapısı kapalı. Ama içeri girerken nasıl fark ediyorsunuz? Buranın ilk önce karşı ön tarafında bir kapı var. Üst tarafı açık bir yerden geçiyorsunuz. Buradaki içerideki ısıyı büyük oranla şey yapıyor, oluyor. Ama içeri gittikçe fark ediyorsunuz ki ateşin ısısı gerçekten içeride çok fazla durulacak gibi değil gibi. Yani çok uzun süre. Geliyorsunuz, sizi şey karşılıyor. Yaklaşık 2 metre boylarında, hatta biraz daha belki uzun. 2.10, 2.20 boylarında bembeyaz tenli bir tane adam karşılıyor. Üzerinde şeyler var böyle. Maori dövmeleri gibi şeyler var. Siyah siyah her tarafında. Şeyi, ben bir lavaboya gidiyorum şey abi. Tamam. Bekle, şey yapalım. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Çıktı gitti. Şey yapıyor. Şey yapıyor, körü bırakıyor, size dönüyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Fırkanın aklı gitti arkadaki sesle. Yok, annem kapıyı açtı. Tamam. Elimizde satmak istediğimiz mallar var. Diyorum, bunları ne kadar ödeyeceğinizi öğrenmeye geldik. Kullanılmış, ikinci el. Masayı gösteriyor. Serin, şuraya bakalım. Görelim neden vermesin. Tamam. O zaman şimdi şöyle, baştan başlıyorum ben Yahya. İstersen not al, istersen şey yap. Bir şey tane yaz, short sword. Çete yaz. Tamam, ben buradan kopyalayıp çete yapıştırıyorum. Okay. Şu çete açayım. Tamam. Şey. Bunlar orklardan aldıklarımızdı. Bunlar da şey olduğunu düşünmüyorum. Arma yoktu değil mi? Great Axe. Aynen onlar da arma yoktu. Great Axe, Spear, 8 Javelin. Bu arada dönüp Grimaldi'ye diyorum ki Javelin kullanıyordun, evet, sen diye biliyorum. Ben de Javelin... onu söyleyecektim. Tamam. Javelinleri ben alayım mı? Javelinleri yazmadığımı varsayalım. Tamam. Ben onları direkt yazayım, evet, mı kendim? Evet, kendini ekleyebilirsin bence. bunların dışında 3 tane daha ayrıca Javelin ekle. 11 tane Javelin ekle, tamam mı? Tamam. Bu arada ben de kullanıyorum Javelin. Ben öyle de alabilirim, paylaşabiliriz. He. Tamam, paylaşın o zaman. Tamam. Burada bu kadar abi. Başka da zaten eğer şeyler dışında yokmuş. Gümüşler var. Gümüş. Efendim? Bunları satıp almak istersen. Gümüş yüzüğü kuyumcuya satarız. Daha mantıklı. Bunun dışında ben baktığım zaman bir şey göremiyorum. Siz de baksanıza be. Bu kadar değil mi? Tamam. Bunlar şey ne kadar? Başka yani. Şimdi short sword için sen... Short sword için 8 altın veriyor. 9 tane great axe için great axe 240 altın verecek. Wow. Bir tane mızrak var dedim. Mızrak 5 gümüş. Yeah. Evet. Böyle. Tamam. Pazarlık yapmak isteyen var mı? Ağzına çenesine güvenen var mı diyorum partime. Persuasion mıydı? Bunu biraz... Aynen, neydi o? Ben ona bakıyorum. Heyler pi oluyor. Üzgünüm ama. Verdiğiniz şey ne? Ne yapıyorsunuz pazarlık yapmak için? Ya aynen, ne diyeceğiz yani? Ya daha fazla para vermesi için, hani birazcık daha fazla para vermesi için bir şeyler söylemeyi deneyeceğiz. Şöyle gidelim, hani biz malları serdik, o bize fiyat verdi. Kaç fiyat verdi? 248 gold, 5 gümüş. Ben çok bilge bir şekilde konuşarak, böyle bilge bir behavior'la şey yapmak isteyeceğim abi. Diyeceğim ki
Bak bu ürünler gerçekten bu şeyleri çok iyi değerlendirebilirsin. Ben daha önce çok uzun yıllardan beri birçok yerde kalkan, kılıç, spear bilmem ne gördüm falan, buradaki itemleri sayacağım. Fakat bunlar farklı bir kalite. Zaten kulağım da falan apaçık ortada, yaşıma güvenerek de bence buna şey yapabilir diye. Böyle çok bilge konuşacağım. Aa, mesela bunun yapı taşında kullanılan şeyler falan, boş yapacağım yani böyle. Deception check at. Ne açıyorum? Deception. Selam canlarım. Hayır, hedefim o değildi ama. Abi boş yalan söylüyorsun. Dedin ya. Ne oldu? Sana bakıyor şöyle. Sakalı yok bu arada. Sakalını sazladım. Bak. Şey yapıyor. Çenesini tutuyor şöyle. Boş yapma Elf. Ben savaştan anlarım. Bak şunlara. Şu Great Axe'leri zaten şeylerden aldık. Orklardan aldık. Adamlar bize vuramadı bile. Daha kullanılmamış. Bir de şuna bak. Shorts orada bak. Zaten daha yeni bir tane bulduk diye arkadaşımız almıştı. Boşa çıktı. O yüzden ekstra mallarımızı satıyoruz sadece. Bir de biraz daha paraya ihtiyacımız var. Birkaç belki zırh falan almayı düşünüyoruz. Biraz daha şöyle şeyi çıkartıyorum. Keseyi gösteriyorum. Biraz para topladık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Senden de alışveriş yapabiliriz. Yardımcı olabilir misin? Elf arkadaşınız işi batırmasaydı belki size biraz indirim yapabilirdim. Ama zam yapmayı zaten düşünüyorum. Abi çok özür dileyerek soruyorum. Lavabodaydım, ne yaşandı? Hemen anladım. Hiçbir şey yaşanmadı. Malları ortaya koyduk, fiyat aldık. Pazarlık yapıyoruz, o kadar. Yeah. Okay. Ben yalan söyledim, tutmadı. Oldu ya. Bir sıktı, dene olmadı. Felsefe yapar, konuşur, bir şey değil o. Benim... 40 sene kömür solumasaydım belki inanırdım Elf, ama kusura bakma. Ormandan çıkan metal sorulmaz. Adam tadını biliyor demirlerin yani. 250 sene at yarrağıymış. Ya. Peki. Peki demir. Tamam. Bunları bir şimdi şöyle verdik, parayı tamam. aldık olarak yapalım mı? Evet. Yaklaşık 260 altına tamam. Pardon, 250 altına şey yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz şeyi. Diyor. Tamam. Ben onları sildim. 250 gold yazdım buraya, ekledim. Tamam. Değerli izleyiciler, Arkadaş Central Europa D&D Campaign'in ilk bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde daha hareketli, daha fazla içerikli, daha az monoton bölümlerle aksiyonlu. Karşınıza, daha aksiyonlu bölümlerle karşınıza çıkmak üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz.